Eskiden kalmasın, bugün bir baba ve kızını ağırlıyor. Stüdyomuza ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve kızı Zeynep geliyor. Star ekranlarının sevilen dizisi Hayat Bazen Tatlıdır'ın yönetmeni Hamdi Alkan ve dizide rol alan kızı Zeynep bugün canlı yayın konuğumuz. Birazdan... Aleyna Tilki'den dizi sürprizi. Nerede, nerede, en son çizgi nerede? Aylardır magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki hangi dizide başrol oynamaya hazırlanıyor? Birazdan. Günaydınlar efendim. Günaydın. Her sabah kim önce günaydın diyecek onu tartışıyoruz. Sonra sen diyoruz, sonra ben diyoruz. Ondan sonra ikimiz aynı anda günaydın diye başlıyoruz. Neyse günaydın. Günaydın hayatım, nasılsın? Gömleğin de çok güzel. Ben evet, böyle puantiye. Hani böyle eskiden Cengiz Kurtoğlu falan böyle giyerlerdi ya, çok, çok tatlı. Güzel, evet, ama evet. Yok, çok yakışmış gerçekten. Sen de böyle Kızılderili gibi olmuşsun. Evet, ben bugün saçımı yaptıramadım arkadaşlar. Çünkü kuaförüm gelmedi. İki gündür zaten aşık mı oldu ne geç geliyordum. Gerçekten mi? Kaçtı gelmedi. Kafamı akşamdan yıkamıştım, kuruttum, bu şekilde çıktım. O nefis. Yüzden de her halinde güzel. Şimdi buna da abiye bir şey olmaz, bu saça yapılı değil çünkü. Mecburen böyle normal gömleğimi giydim, çıktım artık. Çok güzel. Nefis gömleği. Gömleğine de bayıldım. Çok teşekkürler. Kızılderililer gibi olmuşsun. Evet, gerçekten de. Peki efendim, hadi başlayalım o zaman. Bugün başıma taş geldi. Stüdyomuzda Hamdi Alkan ve kızı Zeynep var. Oo, süper, süper. Kızını tanımıyorum ama ben de ilk kez tanışacağım. Hamdi çok eski arkadaşı. Evet. Çok, çok iyi bir yönetmen. De, çok sevilen çok bir tanıdığı isim. Adam, evet. Onunla dizileri konuşacağız, sektörü konuşacağız, oradan buradan konuşacağız, baba kız konuşacağız. O yüzden bizden ayrılmayın efendim. Çok keyifli sohbet olacak Hamdi Alkan ve kızı Zeynep'le. Diyelim hemen haberlerimize hızlıca geçelim o zaman. Evet, geçelim. Ben de çok geçmek isterdim ama notlarım yok önümde notlar? Gerçekten. Sürekli hayır. Instagram'da kendini canlı yayın yapacaksın diye, ha. Fotoğraf çekeceksin diye. Allah Allah. Son saniyede yayına çıkıyorsun. Ha, öyle mi? Ve şimdi bak notları unutuyorsun. Bunu... Neyle başlıyoruz söyle bakalım şimdi. Ben de sana not fark not vermiyorum. Fark etme. Verme. Yani bir şey de sen zaten bu notları kendin... Çalışkan öğrenciyle bakın. Çalışkan ay. Öğrenciyle tembel öğrenci. Bak efendim? Benim notlarım burada. Öyle mi? Benim evet, ilk konumuz Ahu Yatı ile Ayşe Hatun. Hadi bakalım. Vay, doğru valla. Caption'ları hemen seyredelim. Evet, evet. Ahu Yatı ile Ayşe Hatun Önal önceki akşam pişti oldular. Ve tabii Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yatı ile eski aşkı Ayşe Hatun Önal önceki akşam bir mekanda yan yana gelmişler tesadüfen. Ve tabii hemen Ahu Yatı'ya sormuşlar. Gördünüz mü Ayşe Hanım'ı diye. O da Ayşe kim ya, görmedim diye bir yanıt vermiş. Ve aynı mekandan öyle birbirleriyle teğet geçerek uzaklaşmışlar. Evet, Ayşe kim ya. Evet, Ayşe kim ya diye. Ayşe kimyamı bozdu olabilir. Ayşe kimyamı bozdu diye. Bu başlığın devamı getirilebilir böyle. Evet, yani Ayşe kim ya diyebilir. Diyebilir mi? Görüntüler var. Yani yan yana geldiği görüntüler tam yok ama... bir görüntüler izleyeyim aynı mekanda. Evet. Teoman konseri. Teoman evet, konseri mi? Sonra, hayır değil, bay bay. Yok. Siz tiyatro. Tiyatroya geldim. Koza. Yanlış. Evet. 15 günlük kış tatilini atlatmış bulunmaktayız. Karate dersleri devam mı? Aikido. Aikido. Devam. Başka evet. Sporlara şey var mı öyle ilgisi? Var. Yani toplu sporlara çok ilgili. Futbol, basketbol. Evet, evet, aynen. Geleceğin sevilmezi diyelim, bayağı yetenekli. Aynen öyle. Sanata da çok meraklı kendisi. Yani babasıyla sahne alacağı konuşuluyor, doğru mu acaba? Vallahi bilmiyorum. Bilemiyorum. Ne güzel olurdu. İzlemek ama yeteneği var. En son çektiği kısa filmde babasıyla bayağı bir evet, evet, konuşuluyor. Evet, evet, evet. Merhaba. Nasılsınız? Ama oyundan sonra Arnavutköy'deyiz. Evet. Arkadaşlar nasılsınız? Oyundan sonra tebrik ettik arkadaşlarımızı. Ayşe Hanım da mekandaydı. Sizi görünce çıktı hemen. Siz gördünüz mü kendisini? Yok. Ayşe kim? Ayşe kim? Ha, Ayşe kim'deki bir alaylı bir ifade var yüzde. Ayşe kim? Ayşe kim? Ayşe kim diye. Hemen soruyor. Ayşe Hatun da şeydeydi, aynı mekandaydı sizle diye.
Şimdi empati yaptım bakayım. Bana sorulsaydı ne yapardın? Aynen, ben de sana şimdi o soruyu soracağım. Şimdi senin erkek arkadaşının eski sevgilisi, eski eşi. Eski eşimi veyahut da yeni sevgilisi. Aynen, yeni. Ben de gelse... bir dokundurma, bir ifade yapardım. Çünkü yani şöyle. Çünkü bana da duramıyorsunuz. Nasıl duramıyorsun? Duramıyorsun. Çünkü hayır, şimdi o içeride soru... böyle bir şey var. Bir dakika. O böyle pat diye patlıyor, biliyor musun ya mesela? Hayır şimdi. Ahu'da da aynı şekilde olmuş. Sorunca Ayşe kim ya diye böyle hafif. Yani önemsemiyorum anlamında. Ha. Bir de şu da çok kötü. Şimdi hangi isim hangi isimden daha öndeyse. Şimdi bu durumda onun... tabii ki Ahu daha önde. Çocuğunun annesi çünkü en başta. Hem de evlendi. Şeyle Ayşe Hatun'la öyle bir evliliği yok Cem Yılmaz'ın. Ben o yüzden de bilmiyorum. Yani isim olarak toplumda hangisi daha öndeyse öbürküsünü anılıyor ya bir şekilde. Mesela o benim canımı sıkıyor yani. Mesela eski sevgilin veyahut da eski eşinin yeni kız arkadaşı senin sayende gazeteye çıkıyor ya. Evet. Ben buna mesela ben bunu üstlenmek istemiyorum. Yani ama benim bu, adımla, benim bu soyadımla. Bu örnekte doğru değil ama. Çünkü Ahu Yatu başarılı bir isim. Tamam, Ayşe Hatun Önal mesela. O da başarılı bir isim. Ha, ne oluyor? Şarkılar yapıyor. Gayet de tamam, başarılı. Tamam, ikisi de Cem Yılmaz'la beraber oldu. Ben Ayşe Hatun'un şarkılarını çok beğeniyorum. Yani söylesene bir tanesinin adını. Söylüyorum hemen. Ha, söyle. Oradan kopya almadan söyle. Yok ha, şeyler var. Söyle ama sen burada koruduğun şu hanımların bundan sonra sana bütün şarkıların isimlerini soracağım. Sor. Yani hiçbir şeyin çünkü şarkısını hani, bilmiyorsun. Ondan sonra seviyorsun. Kıracağım mı belini falan geçtim. Oraları geçtim. Onlar eski şarkılar. Canım ya ona. Sirenler çalıyor. Tamam neyse yok, al, yok. Geç tamam geç anladım. Heh, çak bir selam bak, ya. Çak bir selamı da oradan aldım. Tamam okey. Şimdi ben eski sevgili ve... Yanışına bak şarkıyı biliyorum. Evet. Peki. Şunu sorayım sana. Ahu Yaltu'ya Ayşe Hatun'a sorulduğu zaman tepki vermesi normal değil mi? Ya bana sorulmayın kardeşim gibilerinden Ayşe Kimya olayı. Ayşe Kimya. Yani anladın mı? Yani bence öyle. Ayşe Hatun aynı soru sorulsaydı Ahu Kimya der miydi? Ayşe Hatun'un bir cool'luğu var. Onu çok seviyorum. O hiç konuşmazdı. Evet. Yürür giderdi. Bence her zaman konuşmayan kadın cool olan kadın daha cezbeder kendini. Burada Ahu'ya Atu birazcık renk vermiş. Evet, o renk de antipatik geliyor. Demek ki şimdi ben bunu izledikçe insan kendi kendine de diyor ki şimdi yapacağım varsa yapmıyorum bunları seyrettikten sonra. Çünkü Ahu burada biraz antipatik olmuş. Evet. Hiç cevap vermeyecek. Hiç cevap vermez. Yani, ya, görmedim deyip geçse bilmiyorum rastlamadım falan dese. O cool kimya olsa, olduğunca işte konuştuk burada. Aynen. Peki efendim, Aleyna Tilki'ye geçelim. Aleyna evet, Tilki. Masamızın değişmez şeylerinden bir tanesi, isimlerinden bir tanesi. Çünkü Aleyna Tilki gerçekten her haberi konuşuluyor. Şu anda gündemde popüler. Evet, bir de mesela eskiden şimdi bu önemli starların yani işte Kenan Doğulu'lar, işte Demet Akalın'lar falan filan. İşte Demet hala götürüyor da eskisi gibi magazin haberi de yok. Yani bir eksiklik var genel itibariyle. Çoluğa çocuğa karıştı. İşte herkes, Kenan diyorsun evet, mesela. Yani artık eskiden haber olabiliyorlardı. Haber olmuyorlar. Şimdi olmak istemedikleri için, tercih etmedikleri için. Yoksa ne olacak? Olmadı. Birileri haber olacak. Yani cemiyetteki kadınların bile artık gazetelerin ikinci sayfalarında haberleri çıkıyorsa gerçekten evet, magazin haberi yok demektir. Şimdi evet, de bir furya var tabii ki Aleyna ve birkaç tane daha yeni popçu. Ama tabii ki Aleyna ile ilgili yeni haberimiz ne biliyor musun? Ne? Dizi oyunculuğuna başlıyor. Güzel bence. Bak, onu da yapsın yani. Şu anda herkesin bir dönemi var. O dönemde ne yaparlarsa yapsınlar. Bunlar bütün sanatçılar için geçerli. Bütün popstarlar için geçerli. Hani bir Ajda Pekkan'dır Türkiye'de, bir Sezen Aksu'dur. Hmm. Hani nesillerden nesile işte Zerrin Özer'den yani bu eski ekolden gelen sanatçılardır. Ama şimdi bu yeniler... Bir dönemsel bir şeyin içerisindeler. Dizi de çeksinler, film de çeksinler. Hepsini her şeyi yapsınlar. Dönem bakalım çünkü. Hangi diziye başlayacakmış Aleyna izleyelim. Aleyna Tilki'den dizi sürprizi. Cevapsız çınlama şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve aylardır magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, müzik dünyasının ardından farklı bir sektöre daha adım atmaya hazırlanıyor.
Mart ayında 17 yaşına girecek olan Tilki, ünlü bir yapımcıdan dizide başrol teklifi aldı. Beni gerçekten anlayan ve insanlara bir şeyler katabilecek bir insan durumuna gelmek istiyorum. Genç şarkıcı, son anda anlaşmazlık çıkmazsa 6 sezon süren yabancı formatlı bir dizinin yerli uyarlamasında rol alacak. Şimdilik dizinin adı sır gibi saklanıyor. Oyunculuk yapmaya sıcak bakan Tilki'ye Utanmazlar isimli Amerikan projesinden de teklif gittiği öğrenildi. Ancak genç şarkıcı Hazal Kaya ile Emre Kınaylı Utanmazlar'da yan rolde oynamak yerine daha farklı bir dizide başrolde oynamaya sıcak bakıyor. Geceler yar yar, dört duvar efkar. Öte yandan Maltepe'ye taşınan ve ailesiyle yeni bir kiralık ev tutan Tilki, okulunu da değiştirmeye hazırlanıyor. Şarkıcının okul sınav kağıdını sosyal medyadan paylaştığı için öğretmenleriyle tartıştığı ve bu yüzden yaşanan gerginlik nedeniyle de okuldan atılmasının gündemde olduğu iddia edilmişti. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 97 aldım. İngilizce'den 100 aldım. Bir şeyden daha 100 aldım. Türk Edebiyatı. Dudaklarına dolgu mu yaptırdı? Sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiren Tilki'nin son olarak Instagram'daki dudaklarının oldukça kalın göründüğü pozu acaba 16 yaşında dudaklarına dolgu mu yaptırdı sorusuna neden olmuştu. Genç yıldızın dolgu yaptırmadığı, dudak kalemiyle o görüntüye büründüğü ortaya çıktı. Yaktın gururumu uzaktan. Evet, Aleyna da dudak kremi kullanıyorsa demek ki bizim programı seyrediyor. Bunu kesin anladık. Bak sen bu dudak kremi işini çok uzun yıllardır yapıyorsun. Tabii ben, çünkü benim valide yapardı. Ben 5 yaşından beri dudak kremi kullanıyorum. Hani 5 yaşındaki çocuk anlar mı? Ben o zamandan beri. Ve çoğu zaman da beni eleştirirler de dudak kremi kullanıyorum değil mi? Ruj kalemsiz zaten satılmaz da kullanılmaz da. Bak Aleyna da beni seyrediyor demek ki. Bak, gördün mü? 16 yaşında da senin yoluna girmiş ya. Çok tatlı olmuş ama. Evet. Dizi teklifi gelmiş kendisine. Hadi bakalım. Kendisine. Bence değerlendirsin. Evet. Gençlik dizisi falan olabilir. Aynen. Geçen gün burada verdiğimiz haber de doğrulanmış oldu böylece. Bak okulunu değiştiriyormuş. Hani karne meselesinden dolayı okulda tartışmıştı Aleyna Tilki. Birazcık yumuşak olacaksın. Birazcık hani öğretmenler oraya buraya saygı. Şimdi her yerde batacak. Şimdi kaprisli böyle bir sinirli bir hali varmış gibi duracak her yerde. Her gittiğinde hep mütevazi olacak. Hayat boyu mütevazi olacaksın. Evet. Engin Altan düz yatan. Ne yapıyormuş Engin İkinci Altan? Bebek sürpriz. İkinci bebeğe hazırlanıyormuş. İkinci bebek istiyorlarmış. Neslişah Alkoçlar'la biliyorsun gayet güzel. Evet güzel onlar. Çok güzel ediyorlar. Bir şey oturttular. Aynen ilişkileri çok güzel devam ediyor. Çocukları oldu ve çok güzel bir aileler. Ben çok seviyorum bu aileyi. Vallahi zaten gerçekten Hülya Koçit ve Selim Soydan'ın başlattığı bir ekolle devam ediyorlar. Şimdi insan anne baba sağlıklı, evlilik sağlıklı olunca onları görerek büyüyünce senin de aile yaşantın ona göre oluyor bence. Gülşah'la kocasının da evliliği çok güzel gitti. Yani şeylerin annesi babası Neslişah'la Aslışah'ın. O yüzden de onların da evlilikleri muhtemelen inşallah öyle gidecektir. Anne babadan gördüğü etkilenir mi? Çok etkilenir. Aile yaşantısı nasıl? İyi bir aile yaşantısı. O anne babanın birbirlerine olan davranış biçimi çocuğun üzerinde. Çünkü kopya ediyorsun konuşmaları bile. Yani ben bir gün... Bir baktım annem gibi konuşuyorum. Yani oradan alıyorsun hani. Oradan alıyorsun. Peki izleyelim o zaman Engin Altan Düz Yatan ve Neslişah Alkoçlar'ın videosunu. Her an bebek haberi gelebilir. Engin Altan'dan ikinci bebek sürprizi. Senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi baksın. Görenlerin içini yaksın. Yıl önce dillere destan bir düğünle yaşamlarını birleştiren Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düz Yatan'la Neslişah Alkoçlar çifti geçen yıl ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Ünlü çift Emir Aras adını verdikleri oğullarının geçen ay birinci yaşını kutladı. Ebeveynler.
nazar korkusuyla henüz bebeklerinin yüzünü göstermeyen düz yatan çiftinin şimdiden ikinci bebek planları yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Neslişah Alkoçların ikinci doğumu da bir an önce yapıp iki kardeşin bir arada büyümesini istediği öğrenildi. Bu nedenle mutlu çiftin cephesinden her an ikinci bebek haberinin gelebileceği konuşuluyor. Şebnem Hanım'ın tiyatrosu. Aynen, oyuna geldik. Evet, sağ olun, teşekkürler. Valla bu akşam bizim için ilginç çünkü şey bütün sınıf arkadaşları olarak geliyoruz yani üniversiteden güzel sanatlardan. Çok keyifli hani böyle sınıf arkadaşımızı izlemeye geliyoruz ve toplandık onun sayesinde tekrar oyuna geliyoruz. Bakalım. Evet, sınıfta en iyisi kimdi? En çok alkışı kim alıyordu? Yetenekli bir sınıftık biz. Herkes yetenekliydi gerçekten. Gerçekten öyle yani. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Sağ olun. Teşekkür ederim. İşte yani fırsat bulabilirsem böyle aktifseler. Onun dışında genelde evdeyim zaten. Çok bir şey yapamıyorum. Kapadokya'da da tatil yaptınız. Şahan Beylerle nasıl geçti? Evet. Recep İvedik 5 de çıkıyor biliyorsunuz. Evet, fragmanı izlediniz mi? Nasıl İzledim oldu? Tabii ki çok büyük. Çok oyuncu olmasam spor hocası olurum gibi bir açıklamanız vardı galiba. Yok. Öyle bir şey. Başka bir karıştırma. Niye yok abi? Başka falan bir karıştırma. Evet, Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan düz yatan haberi böyleydi. Ama Neslişah yakın çevresine diyormuş ki Engin Altan'ı evde görürsem İkinci çocuğu yapacağım diye. Ne çünkü yapsın? Hani evet, çok Diriliş dizisinde oynuyor yani ve son derece de başarılı, gayet de iyi gidiyor dizisi. Evet, o yani isteyen insan bir şekilde sahip olur yani. Tabii canım yani o İki da işin şakasını yapıyor herhalde. Sonuçta hiç görüşmüyor değiller yani. Ama doğru, fikirleri çok doğru. Daha yeni işte çocukları oldu. İkisi böyle kardeş kardeş büyüsünler diye mutlaka yapın bence de. Evet. Yapsınlar yani. Peki Gökhan Özoğuz haberle devam edelim mi? O ses... yani, etmeyeyim desem ne olacak? Edeceksin nasıl olsa. O zaman da etmiyorum. Hayır yani ne var şimdi bu haberde? Ben sorular haberi. Ne var? Ne bu haberde mesela? Gökhan Özoğuz'u birazdan verelim. Çünkü en sevilen TV karakter ödülünü aldı. Çok aylık güzel. Bir derginin, bir erkek dergisinin Anladım. Gecesinde ödül alacak. Ama sadece o değil, Kıvanç Tatlıtuğ da alacak. Başka bir iki isim daha var. Evet. Onunla ilgili haberimiz. Ama başka önce Bensu Soral. Bensu Soral'la ilgili trafik çevirmesine takıldı. Biliyorsun içeride dizisinde. Evet, yeni trendimiz arkadaşlar sanatçılara trafik cezası verirken ve alkol şeyini yakalamak. Ama yani yıllardır yeni... yapılan bu. Yani evet, seyredelim bakalım var mı yeteneğimiz. Bensu Soral'ı sana benzetiyorlar. Allah Allah. Evet, sosyal medyada böyle bir şey var. Güzel kız o zaman. Bak. Tamam tamam, şaka İzledim. Yaptım o zaman. Hadi üflesene, çok güzel işte, hadi hadi çabuk ol, bir şeyler. Hande Hanım, ablanız mı oluyor? Ablanız evet. İstendiği nişandan neler söyleyeceksiniz? Orada da karşılaştık. Güzeldi. Zaten planlanmıştı daha önce de. Güzel geçti. Burada da keyifliydi. Hakan Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Siz de oradaydınız. İstemeye şahit oldunuz. Olduk. Yakın Güzel zamanda sizinle olacak mı? İnşallah. Nasıl? Sizde de heyecan var mıydı? İsmail Bey'deki heyecanı görmüşsünüzdür. Ben daha çok herhalde rahatlatan taraftayım. Evet. Genelde sessizlik hakim ortamı. Kahvede tuz var mıydı yoksa şekerli ya miydi? Ya ben orayı kaçırdım. Var mıydı hatırlamıyorum. Şey, suda vardı galiba. Şey. Ben de tam kaçırdım orayı. Çünkü biz ortamı daha çok böyle şenlendirmeye çalıştığımız için. Peki siz kıyar mısınız tuz atmaya kahve istemeye gelse? Ben yapmam öyle bir şey herhalde ya. Gerek yok yani. Kıyamıyor musunuz o yüzden mi? Yok ya, kıyamadığımdan ne olacak da? Daha farklı planlarım var diyorsunuz. Evet. Peki evlilik düşünüyor muyuz? Var mı? Yani planlarınız arasında. Şimdilik yok tabii ki ama zamanı gelir inşallah. Hadi üflesene, bu çok güzel işte. Hadi hadi çabuk ol, bir şeyler oluyor. Üzle de geçsin yarın. Evet, Bensu Soral, Hakan Baş. Trafik çevirmesi dediğin gibi. Bu ara çünkü... O Hakan Baş, hani bizim Hakan Baş mı? Baş Hakan. Evet. Yani. Allah! İnanmıyorum. Şimdi de... Bensu'yla mı? Bensu Soral'la. Evet. Kim neydi daha önce? Baş Hakan diye. Hadise vardı. Evet. Neydi Hadise bir de vardı. Şey manken, model. Özge Ulusoy. Hı-hı. Değil mi bizim Baş Doğru. Hakan'ımız? Evet, şimdi de. Ünlü seviyor galiba Hakan Baş. Hakan Baş şimdi Bensu Soral'la beraber. Evet. İçeride dizisinde melek karakterini canlandırıyor. Ablası da evlilik yaparken işte tuz attım atmadım falan filan meseleleri. Anladım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Hakan Baş.
Bakalım belki bu sefer düzgün bir ilişki kurar uzun süreli. Tamam. Hakan Baş'a takip ediyoruz. Bakalım neler olacak. Dizi film arkası yarın gibi adam yani. Her gün başkasının haberi geliyor. İnşallah bu uzun ömürlü olsun. İnşallah sonu güzel olsun. Evet. Kadir İnanır'ı... Evet, fotoğrafını gördün mü? Evet, Kadir İnanır'ın bir fotoğrafı geliyor arkadaşlar. Bin geliyor. Bir bakalım mı hemen? Bak. Mor Kadir'izim işte. Adamın her hali yakışıklı ya. Gerçekten yakışıklı. Gerçekten yani. Hiçbir bozulma olmadı. Çok şık giyinir zaten yıllardan beri. Doğru. Çok eskiden Canan abla, Canan Yaka'yla beraberdi ve Canan ablayla beraberken de çok şık giyin. Bütün şeylerinde eskiden böyle styling falan yoktu ki. Herkes kendi kostümünü getirdi filmlere. O zaman da bütün filmlerde de çok şık giyinirdi zaten. Şimdi çok de çok şık. Ve çok şık. Hani kaza, yakalı kazak, üzerinde atkısı ve ceketinin cebinde menrak, orada da yine atkısı, alameti farikası. Ya çok yakışıklı adam evet, ya gerçekten. Burada... Mesela ben Kadir İnanır'ın şu anda da yine bir dizi yapmasını çok isterim. Ama nasıl isterim biliyor musun? Kadir İnanır'ın üzerine bir dizi değil. Yani birazcık egolardan sıyrılıp aslında geniş bir kadro. Gene Aşk-ı Memnu'yu hep örnek veriyorum ama o tip bir dizide yani hani olmalı diye düşünüyorum. Bence de yani mutlaka. Ya çünkü bu yakışır hani bozulmadı adam hiç yani. Hani evet. Birçok onun yaşındaki birçok aktör şişmanladı, böyle bir acayip oldular ama o olmadı yani. Ben de görmek istiyorum Kadir'i. Aşk yarıyor çünkü Kadir abiye. Değil mi? Tabii aşk ki. Aşkın yaramadığı hiçbir şey olamaz yani, insanoğlu olamaz. Çok mutlu düzgün, değil mi? Jülide Kural'la çok düzgün, çok yıllardır sürdürdüğü çok iyi bir ilişkisi var. Jülide Kural da bayağı şey değil mi? Sabırlı kadın. Kadir'in için mi diyorsun? Kadir Bey tabii çok yakından tanıma şansına nail olamadım ama zor bir adam aslında. Zorlukları da olan bir adam. Çok iyi tarafları da varmış, zor tarafları da varmış duyduğum kadarıyla. Hani onu idare tabii etmek de çok kolay bir şey değil yani. Ben gayet iyi tanıyorum Kadir abiyi. Hukukumuz da var, şeyimiz, ilişkimiz de çabuk var. Çabuk sinirlenen tabii falan yani, bir yapısı var. Falan. Hani yani her zaman böyle Kadirizm böyle kale gibi durur. Değil mi? Onu hiçbir zaman yıllardır hiç bozmadı. Gerçekten ama her zaman çok iyi, acayip. Yok gelmez bir daha. O yüzden de diyorum ki bu yapımcılar nasıl Cem Yılmaz Edison'u ikna etti? Değil mi? Hani tabii. Bir şekilde Kadir İnanır da muhakkak ikna edilmeli bence. Yani. Bak Filiz Akın'a teklif götürdü işte Filiz Cem Akın, Yılmaz, Edison'la keza öyle anlaşırlarsa işte Edison'dan sonra Filiz Akın da Cem Yılmaz'ın filminde oynayacak. Bak Edison da değil mi daha önceki jenerasyon mesela o da jenerasyon. Bozulmadı yani bu adamları görmek istiyoruz ya. Yani evet. Hala 20 yaşlarında da 25 yaşında da 18 yaşında da bu insanların hayranları var. Niye görmeyelim? Görelim bence. Evet. Tabii mesela Kadir İnanır'ın bu rengi seçmesi yani şimdi mor rengi. Hani mor kadın hareketinin böyle kadın özgürlüğünün rengi olarak biliniyor. O bu yüzden ve mi yaptı? Yani ama ona da bir şey vardır. Çünkü hani Kadir İnanır gerçekten... Yok renk sever Kadir İnanır ama. Evet ama... Filmlerde de sarı gömlek bile giyerdi. Giyer ama bu kadın hareketine, kadın özgürlüğüne bu tür konularda toplumsal sorunlarda her zaman söyleyecek lafı olan, her zaman da sesini çıkaran bir isimdir Kadir İnanır. Elbette dediğin doğru. Renkli kıyafetleri sever ama bunu da tercih etmesin. Hani son yıllarda... Öyle yorumlanmış çünkü son yıllarda artan kadın hareketleri, kadın sorunlarıyla ilgili bir mesaj olarak değerlendirilmiş hemen. Evet, neyse şey Melis Alpan'ın şeyi, evet. Bak ona torpil geçmiş valla. Evet, neyse. Ya bak Kadir İnanır. Erkek olunca güzel yazıyor, kadın olunca yazmıyor bu Melis Alpan. Ama Kadir İnanır nasıl kötü yazasın? Bu sadece şeyde... Yapmayın işte bak bu olmaz yani. Adam kötü giyiniyorsa kötü de yazılır. Hayır iyi giyiniyor diye söyledim. Tabii tamam, ki kötü giyinse evet. Yazılıyor. Kaç tane erkeğe kötü yazılır? Kaç evet. Tane erkek için iyi giyiniyor? Tamam derdi. Neyse başka konumuz. Evet. Emrah'ın. Emrah'ın kızı oldu. Evet adını da ne koydu biliyor musun? Eleysa koydu. Eleysa kızının adı. Elyasa da. Oğlunun adı. Eyvah evde çok karışıklık olacak. Aynen şimdi ben bile söylerken hangisini karıştıracağım diye. Evet. Eleysa yeni doğan kızının adı. Evet bu. Allah bağışlasın. Geçen yıl doğan oğlunun adı da Elyasa'ydı. Eleysa temiz. Değil mi arkadaşlar? Yanlış bir şey söyleyeyim. Eleysa. Güzel bir isim Eleysa. Değişik ben hiç duymadım daha önceden böyle bir ismi. Evet. Güzel bir evlilikleri Elyasa, var. Oğlanız. Oturttular. Emrah hiç evlenemeyecek diye korkuyordum. Hmm.
O da çok anneye düşkün biliyorsun. Tabii tabii tabii. Ama şimdi annesi de kapı komşusu. Hep beraber oturuyorlar gene. Ama demek ki yalnız annesi öyle iyi bir kadındır ki. Ben tabii çok yakın evlerinde falan kalırdım tabii. Daha küçük yaşlarda biliyorsun 6 yıl biz beraber sahne aldık. Emrah'la diziler çektik. Çok yakın arkadaşımdı. Dünyanın en iyi kadınıdır. Yani gelinine, oğluna hani böyle... Çok karışmıyor mu peki? Emrah'ın hayatına da karışıyordur. Ama böyle evliliğine falan sizin kapınız ayrı, benim kapı yani şey bir kadındır. Yani Emrah hiçbir zaman olansın. Parasına bak bana para ver diyen, beni tatile götür diyen öyle bir kadın değil. Emrah en fazla para kazandığı zamanlarda gene otobüsüne binip gidiyordu. Öyle bir kadındır. O yüzden o annenin eli öpülecek bir annedir. Yani oğlunu asla... En fazla çok para kazandığı dönemde annesi niye otobüse binip gidiyor? Ya öyle istemiyordu. Yani hatta eleştirildi bir kere, neden dediler işte otobüse biniyordu, aynen, gidiyordu. Aynen, ben de şimdi... Hayır, kendisi istemez. Cimriliğinden mi yani? Asla. Hayır, annesine çok düşkündür. Annesine her türlü imkanı da sunar. Ama kadın çok gururlu ve onurlu bir kadın. Hmm. Gerçekten. Yani oğlunun bir lirasına tenezzül eden bir kadın değildi yani. Evet. O yüzden o öyle bir anne ki o. Hani onun ellerinden öperim buradan. O yüzden de şu anda evlilikleri de bence güzel gidiyor. Evet, gayet güzel gidiyor. Eşi de bence Emrah'a da iyi. Emrah da kolay bir çocuk değildir çünkü şey olarak... Tarz olarak yani hani birisinin aynı evde yaşasın otursun falan çok zordu. Eşi onu oturttu bence. Evet. Çok güzel bir aile babası oldu. Kesinlikle. İki de çocukları oldu. Evet. Bir erkek, evet. Bir kız. Her şey iyi eleyse şu anda. Da tertemiz, pak, temiz anlamında koymuşlar kızların yalnız adı. Yalnız eşi çok iyi bakıyor. Biraz kilo almış. O Emrah'a telefonda konuştum bundan iki hafta önce falan. Evet. Dedim kiloyu ver Seren, dedi setteyiz ve burada spor yapmayayım. Çünkü çok spor yapardı eskiden. Şimdi, doğru, onun oturduğu evin altındaki spor salonunda bir ara Emrah'ın da işletiyordu. Şimdi vereceğim dedi. Dizisi de çok başarılı bir şekilde. Evet. Her şey iyi onların cephesinde. Çok mutlu oluyorum. Çok sevdiğim için tabii. Aynen. Ben de böyle güzel aileler, çocuklu aileler harika. Aynen. Yani sanatçıların İnşallah darısı başına Serenciğim. Zor çünkü. Yani sanatçıların egoları, evlilikleri sürdürmeleri, o hayatı yaşamaları, aile hayatına geçmeleri gerçekten çok zor. Onu kurabilmek. Emrah kuranlardan, demin verdiğimiz Engin Altan Düz Yatan kuranlardan, Şahan Gökbakar kuranlardan. Ama işte baktığın zaman mesela Engin Altan'ın evlendiği kişinin yani Nesli Şahan ailesi. Şimdi bu çok önemli. İşte yetiştiriliş tarzının hemen hemen birbirine yakın olması yani. Evet. O yüzden de işte bu bir şans meselesi. Sen istediğin kadar egosuz ol, istediğin kadar her şarta katlanır ol, her şartı kabul eden bir kadın ol. Adam bunu anlamayacak kadar nankörse evlilik yine gitmeyebilir. Yani bir sürü etken. Allah herkesin karşısına iyi insanlar çıkarsın. Dün bahsetmiştik ya Burak Özçivit haberinde İranlı model, hani sen de bunlar çok güzel makyaj yapar falan filan demiştin. Şimdi o İranlı modelin makyajdan, estetikten önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Ama önce haberlerden biraz bahsedelim. Böyle hep haklı çıkmaktan valla insan da birazcık şey oluyor. Burak beni incitti diye İranlı model Mahlaga Jaberi adı biliyorsun. Şeyin fotoğrafının altına, Burak Özçivit'in sosyal medyadaki fotoğrafının altına yakışıklı diye yazmıştı. Evet. Fahriye Evcen'in de bunu kıskandığı, kriz yarattığı ve sonra da Burak Özçivit'le beraber yan yana ilk kez fotoğraflarını paylaştığı, Burak Özçivit tarafından ilk kez fotoğrafları paylaştığı haberleri çıkmıştı. Şimdi dolayısıyla bu haberler çıktıktan sonra İranlı model, daha önce de kainat güzeli deniyordu bu kız için ama kainat güzeli de değilmiş. Sadece İranlı modelmiş. O da demiş ki, bir açıklamada bulunmuş. Beni çok incitti. Çünkü ben demiş yorumlarından hemen sonra beni engelledi Burak Özçivit. Ona iyi bir mesaj yollamaktan başka bir amacım yoktu. Özel hayatıyla ilgili bir bilgim yok. Artık onun çok profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez. Beni incitti. Onun özel hayatına saygı duyuyorum tamam, demiş. Tamam, sen onu İran'da, biraz sonra okumaya hanımefendi. Devam edersin ama bir bu soruyu çifte sorduk. Bakalım ne cevap aldık. Öyle mi? Tabii tabii. Peki, sorduk bakalım. Onlar bakalım ne diyecekler. Yoğunuz o yüzden. Nasıl gidiyor? İkimiz de çok yoğunuz. Nasıl olsun, sizinle yeniliniz? Çok teşekkür ederim. Nasıl evet gidiyor? Onun yoğunluğu gayet iyi gidiyor. Çok keyifli gidiyor. Takip ediyor musunuz Burak Bey? Nasıl tabii ki. Etmez olur muyuz? Ama hem rapoma denk geliyor zaten perşembe günleri. Biz evet, boş anlarımızda karşılıklı
Takipleşiyoruz. Rekabet var mı peki? Rekabet? Yok olur mu? Rekabet. Kara Sevda nasıl gidiyor? Kara Sevda da yoğun. Ölene kadar da yoğun. İkimiz de çok yoğunuz. Pek görüşemiyoruz aslında. Repolarımız da çok uyuşmuyor birbirine çünkü. Onların i̇şte salı günü tatili bugün var. Böyle bayağı uzun bir zamandır bugün ortak bir gün. İki ay sonra ilk defa görüştük. Uzun bir zamandır yani. İki aydır görüşemiyor musunuz? İki ayda ilk defa görüşüyoruz. İlk ayda görüşmeler düğünde mi olacak? Evet, evet. Herhalde öyle olur. Olur mu? Gibi, neredeyse. Teklif ettiniz, hayırlı olsun diyelim biz de. Nerede düşünüyorsunuz Fahri Hanım'ın düğünü? Aslında Türkiye'de daha... mi olacak yoksa yurt dışında mı? Aslında birçok soru var bununla alakalı da çok haber çıktı. Bir cevap verirse bir yerlere soracağız. Biz de aslında daha net olarak planlayamadık hiçbir şeyi. Aslında iş yoğunluğundan evet yani hakikaten şey yapamıyoruz. Tam net planlayamadık henüz. Ama en güzel şekilde, en doğru zamanda... Yurt dışı daha yakın herhalde değil mi? Aslında çok... Tabii küçüklükten beri olur ya genç kızların, gelinlik, düğün hayalleri, düğün hayalleri. Ya kafada mutlaka kurduğumuz şeyler var ama netleşince paylaşmak isteriz yani. Şimdi çok böyle havadayken evet, zamanı bir şey söylemek inşallah. Çok zor olmaz. Sponsorluk teklifleri gelmiş size balayı için, evlilik. Şu an öyle şeylerle ilgili söylemek erken yani. De. Maldivler'de bir otel. Şu anda bir şu anda işlerimizi yapıyoruz. Onları bir bitirelim ondan sonra karar vereceğiz. Sosyal medyadan bir yorum gelmişti İranlı Güzel'den. Engellemişsiniz evet. Çok kırılmış öyle. Ne bir... kadar önemli meselelerimiz var demin ondan konuştuk. O yüzden. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gördüğün gibi hiç umursamamış bir ne kadar önemli meselelerimiz var diye İranlı modelin gönderdiği mesajla hiç yanıt bile vermemiş çift. Yani bence de vermemeleri normal. Şimdi zaten bir birliktelik yaşayan bir çiftin yani Burak Özçivit'in Fahriye ile ilk defa mı resim koymuş? Evet. Şimdi o da hata. Daha önceden niye koymuyoruz? Tabii. Çünkü şöyle. Çünkü Fahriye benim... koydu. Şimdi zaten kadınlar koyuyor, erkekler koymuyor. Ben bunu anlayamıyorum neden olduğunu. Yani koyacaksın oraya. Çünkü koymazsan bir ilişkine sahiplenmiş olmuyorsun. O zaman başı boş duruyorsun. Bak bu fotoğraf tam 1 milyon kişi tarafından beğenildi biliyor musun? Tabii rekor ki, kırdı. Çünkü ilk defa Burak hesabından beraber resimlerini paylaştı, fotoğraflarını paylaştı. Evet. Şimdi artık herkes biliyor mu? Zaten biliyor. Bilen biliyor mu? Biliyor. Sen niye koymuyorsun oraya? Koyacağım. Şimdi niye koydu? Bu İranlı çünkü güzel İranlı yazdı. Kızal... Baskı geldi Fahriye'den. Yakışıklı deyince. Ben de olsam koy derim. Bunda ne var? Bir de çünkü hani yani, evliliğe giden öyle bir şey gelip geçici bir ilişki değil artık onların. Şu İranlı kızın şu estetiksiz yani görüntülerini bir alalım. Fotoğrafını görelim bakalım. Arkadaşlar. Çünkü onların bak işte sağdaki. Yok artık. Ve emin sol. Miyiz? Evet. Bildim. Bak. Aynen. Bayağı sonra. Hayır bir şey söyleyeceğim hiç alakası yoktu o yüzden. Öyle mi? Kaşları maşları falan. Bu nereden geldi bu fotoğraflar bizi Cengiz Han'a? Şeyden buldular bizim arkadaşlar. Nedir onun adı? Kızın evet, sitesinden, haberlerinden. Evet, editörü masa. Aynen. Bir tanesi. Orada. Teşekkür ederim. Şimdi benim merak ettiğim tabii bu kızla ilgili hani geçmişte tabii ki estetik yaptırmış olabilir. Zaten belli kızın estetikli olduğu. Senin dediğin gibi çok güzel makyaj yaptırmış olabilir de bu kız bu açıklamayı nereye yapıyor? Bütün şimdi, gazetelerde var çünkü. Bu kız şimdi Türkiye'ye mi gelmek istiyor? Bu kız niye Burak Özçivit'e sadece Burak Özçivit'e değil Kenan İmirzalıoğlu'na da yazmış o. Bak buyur işte. Yazmış herkese yazmış. Yani. Yani demek ki bu kızın hani bir Türkiye piyasasında ya bir menajeri var. Bak ben sana bir şey ya Türkiye piyasasına girmek istiyor ya dizilerde oynamak istiyor. Bu Türkiye'de bir şöhret peşinde. Bir iki haftaya Türkiye'ye gelir. Tamam. Ondan sonra şimdi de burada PR çalışması. Bak konuşuyoruz işte. Aynen bak. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. İranlı. Kızlar inanılmaz güzeldir normal şartlarda. Ben o kadar çok tanıdığım var ki tabii Dubai'de de çok tanıştım. Böyle güzel kadın, yani hakikaten çok güzel kadınlar çıkarıyor. Ama şimdi bu kızın bu kız olduğuna inanamıyor insan gerçekten. Hani ama bunu... yeni halini bak yeni fotoğrafları var kızın. Yani estetikse de bravo tebrik ederim yani. Yo, çok güzel estetik olmuş. Harikasıysa da çok ben güzel olmuş. Ben sonuca bakarım. Aynen. Ben sonuca bakarım. Bak kızın... Şey, son hali gayet güzel. Burada bebek gibi olmuş yani. Angelina Jolie'ye benzemiş burada. Evet. Değil mi? Yani resimlerde de bir şey yoksa. Bir de önceki haline verelim bakalım. Önceki hali estetiksiz hali ama... Şimdi bir makyaj tekniği var. Özellikle Arap ülkelerinde onların da makyaj stili kaşlar, gözler ön plana çıkıyor. Ve bu kaş sanatçıları var. Kaşları böyle yukarıdan yapan falan çok enteresan. Tamamıyla değiştiriyor. Yüzü de çıkarttığın zaman hatta böyle animasyon
filmler var yani. Acayip değiştiriyor. Ve İranlı kadınlar gerçekten çok güzel makyaj yaparlar. Makyaj tekniği onlardan ama, bence geçme her yere yani. Ama belli yani. Hem kızı... Baksana. Tabii. Bir öncesini alabiliyor muyuz? Şu görüntüyü sabit tutup veyahut da önceki halini ve sonraki halini. Bu işte. Bir, Allah Allah. Bir dakika soldaki bir şey söyleyeceğim. Soldaki hali de benziyor. 2014 yazıyor. Bir de KJK'dasınız arkadaşlar. Bir dakika dur. 2014 yazıyor. Bir duralım. Ha before yazıyor. Evet, evet. Şimdi 2014 yılından bugüne de değişmiş. Tabii bak önceki hani belki daha çok ufak hali. 2014'teki hali o. 2014'ten bu yıla da işte 3 yıl 2 yıl dersen 3 yılda da çok değişmiş demek ki. Baksana mesela... kızın bütün fotoğrafları tek tek çıkarılmış. Evet. Baktığınız kaşının alma şekli, kaşığı şekli, burun, dudak. Benzemiyor mu? Evet. Sadece yanakları aynı ama kalmış. Ama daha çok küçük fotoğraf olabilir o. Atıyorum belki 12-13 yaşındaki haliyse yok, kızın. Yok o 12-13 yaş değil soldaki yaş. Fotoğraftan bahsediyor. Evet. Belki. Aynen, yani Türkiye'de de birçok ünlüler. Şimdi burun ameliyatı da bir insanı çok değiştirebiliyor. Bir burun yaptığı tabii, zaman ifade değişiyor. Zannediyor ki mesela insanlar çok farklı. Evet. Evet. Evet dediğimiz gibi yani bu kız herhalde Türkiye'ye gelecektir yakında. Biz onu bence konuk alalım. Alalım. Bayılırsın. Bu kızı. Evet ha? Alalım biz bu kızı. Evet. Hatta evet. Davet edelim. Ben aynen, merak ettim. Yakından merak ettim. Onu bizim programımıza gelsin ilk. Sonra da. Evet ama sonuçta sonuç olarak yani Fahriye ile Burak arasında böyle bir kriz olabildiğine göre ki zannetmiyorum ama olduğunu farz edelim. Bu şimdiye kadar Burak'ın oraya İkisini sahiplendirecek bir fotoğraf koymamasından ötürü. Şimdi koydu bitti. Yeah. Çünkü hala fanları şöyle bir şey diyor içinden. Hani insan inanmak istiyor ya. Yok o diyor Fahriye'yi sevmiyor. O sevseydi resim koyardı diyor. Bak bu da annesi. Bak makyaj bak, tarzı. De aynen bak gözler makyaj, dediğin gibi makyaj. Makyaj tarzı. Yani onların çok enteresan. Arap kadınların makyajları çok güzel çünkü oldu. Çünkü gözleri güzel hayatım. Evet. Gözleri büyük, gözleri, iri. Aynen. Aynen. O yüzden onu öne çıkarınca. Ve gözleri iri olan kadınlarda yani kaşın gözün büyük yani şu şeyin ve dudakların o zaman yapılan makyaj da çok fazla gözükür. Çünkü tabii. İri ya ondan. Evet güzel olmuş kız sonuçta. Aynen sonuca bakarız biz. Ama resmin altına yazdıkları hepsi sahipli. O yüzden onların altına yazmasın Buraklara, bence. Evet yazma. Krize yol açma. Krize yol açma. Başka yakışıklı Türk oyuncuları da var. Var var. Yani onların altına yaz onların olabilir. Peki demin konuştuğumuz Gökhan Özoğuz haberini görelim hemen. Siyah mı beyaz mı? Siyah. Roma mı Londra mı? Londra. Instagram mı Twitter mı? Instagram. En sevdiğin dövme? Hepsini çok seviyorum. Çünkü hep bir hallerimin vücudumdaki benekleri gibi geliyor bana. Çok hepsi benim için çok en ufak nokta bile çok önemli. Seviyorum hepsini. Seni utandırmak için ne yapmak lazım? Bir şeyle alakalı ne bileyim güzel bir şey karşından söylediği zaman otomatikman kızarıyorum niye bilmiyorum bir şekilde o biraz böyle utandırıyor açıkçası yani çekinme de değil bir şey oluyor orada ne oluyor bilmiyorum aslında o kadar utangaç bir insan değilim de belki de değişmez karşıdaki insanın tabii güzel bakışının güzelliğinden güzel bir şey söyleniyor ama yine de böyle bir sanki üstüne alınmasan aslında çok çekilecek bir şey yok da belki orada bir bilmiyorum çok şaibeli bir soru oldu. Smoking arar mısın? Hiç sevmem. Siyahını mı hiç sevmezsin, beyazını mı? İkisini de. Evet, stilinin vazgeçilmez olan parçası? Etek. En tiz çıkardığın ses? En borazan sesim herhalde. En pes olan? En pes olan da yok, hiç söylemediğim. En sevmediğin oyun ne? Bazen çok kaptırdığım zaman sağ solu devirip gidebiliyorum. Gönüller kırılabiliyor. Ondan sonra da onu toparlaması bazen zor olabiliyor. Oralarda hep daha dikkatli diye kendime telkin
yapıyorum ama evet bazen bir şeye çok fokuslandığımda çok sevdiğim insanları kaçırabiliyorum aralarda. İçinden gelen bir parça söyler misin? Dil farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz. Sanki doğduk bir anadan. Bu şarkıyı çocuklara söylüyor musun? Hangi çocuklara? Senin çocuklara. Benim çocuklara söylemez olur mu? Neler söylerim onlara? Onu... Tatmadığın iki duygu? Söylerim ama yayınlayamazsınız. Çok evet, tatlı ya bu Gökhan. Nefis. Gökhan Özoğuz. O Ses Türkiye ile gerçekten televizyonda bilinmeyen yönü ortaya çıkar ya insan. Evet, yani Gökhan mesela geniş kitleler tarafından. Çok sevildi, çok çok. Acayip yani, sevilen bir isim oldu. Benim yani. De mesela hayatımın şarkısıdır Ben Böyleyim diye onun şarkısı. Değil mi? Tabii devamlı. Bak sabahleyinde onu dinliyordum yani. Çok çok güzel. Evet. Evet çok da Gökhan, iyi bir çocuk. Evet. Çok farklı bir çocuk. Kesinlikle. Belli ki yani inandırıcılığı var, güvenilirliği var değil mi? Samimiyeti var. Evet samimiyeti var. O yüzden en sevilen TV karakteri ödülünü aldı. 15 Şubat'ta. 15 Şubat'ta yapılacak olan ödül töreninde Kıvanç Tatlıtuğ ve birkaç isimle birlikte daha Gökhan Özoğuz da ödülünü alacak. Biraz o sesleri izleyelim bakalım Gökhan'ı. İlk defa O Ses Türkiye stüdyolarından birisine sesleniyorum. Abi şunu bir alın gözünü seveyim ya. Onu kim kırdı acaba? Bilmiyorum. Genç sesler geliyor Türk müziğinde. Haftalarca uğraştı ve sonunda koltuğu kırdı. Tebrik ediyoruz Gökhan'ı. Ya o delikten bakınca ya. Ne görüyorsun oradan bakınca? Konuşuyorsun yeter ya. Valla evet. Bu programda format olarak biraz ayağa kalkma olsa saatlerce oturuyoruz. Bir nasıl oturur insan bu kadar uzun? Aynen ya. Aynen. Ben de bu benim ben koltuğum bu daha rahat benimki de. De. Seninki daha rahat. Benimki çakma bar koltuğu. Çocuk da şikayetçi. Rahatsız oldu koltuğa bak ya bin uyu yani. Acun da biraz kilo verse iyi olacak. Maslardır. Fuan. Evet, Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye'nin tabii ki en renkli jüri üyesi oldu. Yani orada herkes değişebilir ama Gökhan ve şey Murat Boz çok bir şey oldu. Oturdular orada. Oturdular, çok oturdular. İkisi, yani iki grup değil mi? Evet. Acayipler Gökhan yani. Çünkü iyi müzisyen olmasının yanında iyi insan. Gerçekten kalbi de çok iyi, birebir tanıyorum. Evet. Yıllardır. İyi baba ve sahici bir adam. Sahici bir adam ve seviliyor. Evet. Evet. Seviliyor. İnşallah biz de onlar kadar seviliriz ama reklam dönüşünde. Peki. Hadi bakalım. Evet efendim, Duymayan Kalmasın devam ediyor. Bir baba kız da devam ediyor. Hamdi Alkan ve Zeynep Alkan stüdyomuzda. Merhaba. Hoş geldiniz. Ya. Filinta baba olmuş ya. Yani Hamdi Alkan filinta olmuş. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar yani yakın. Yani gerçekten Selen'le evlilik yaramış sana. Yaradı. Yani, bu bir gerçek yani. Hamdi Alkan tamam hani çok önemli bir adam, önemli bir yönetmen, önemli bir aktör. Hepsini biliyoruz bunları ama şimdi bir de yakışıklı olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Ya bu kilo ne acayip bir şey değil mi? Herkesi çirkinleştiren bir şey ya. Tabii. İnsanlar böyle ağırlıklarından kurtulmalı bazen. Vallahi. Ben temelli bir karar verdim. Yok iyi oldu yani iyi bir operasyon oldu. 2 sene oldu. Dikkat ediyorum ama önemli olan o. Yalnız iki sene mi oldu? Tabii 2 sene oldu tabii. Aldın mı sonra yok, biraz? Yok. Hiç mi almadın? Yok.
Ya benim 1-2 kilom oynuyor, o da normal. Ha. Suyla ilgili o kadar ama yani geriye dönebiliyor. Geriye i̇şte dönebiliyor. Onu söyleyeceğim. Onu bir uyarmakta yarar tabii, var. Tabii. Çünkü herkes zannediyor ki bu mide operasyonlarından sonra ömür boyu zayıf kalınacak zannediyor. Ben mesela 3 kilo almışım. Hemen benim bir sinirim bir bozuldu. Bir şey olmaz ama dikkat etmek. Bu katı sıvı kuralları var, hareket var. Ya şişmanlık iyi bir şey değil. Sonunda bu. Ama sen bir ara bayağı kiloluydun ben de. Ben yani 144-145 kiloyu gördüm. İnanmıyorum. Tabii tabii asla yani. Ellerim birleşmiyordu, sarılıyordum böyle baba. İşte zaten kızıma kavuşmak, kızımın da bana kavuşması için. Sonra evet. Şimdi güzel. Aa, güzel, ne güzel ya. Ama 145 kiloyken Selen'le aşık oldunuz değil mi? Evet, evet, evet. Çünkü bu da neyi gösteriyor? Her şey fizik değil. Cengiz Emelci oldu. Evet, her şey fizik değil. Evet. Selen de ne kadar şanslı bir kadın değil mi? İki tane farklı adamla aşk yaşamış oldu. Aynen. Hem 145 kiloluk bir adamla hem de böyle yakışıklı. Ha, Selen de deyince ben şaşırdım. O ne diyecek yine? Bazen bana çok yürüyor da programda. Benim için bir şey söylüyor zannediyor. Selen de aynı adımız. Evet, isimler karışıyor. Adaşınız efendim. Evet, onun da bugün doğum günü. Sayılır yani. Buradan Selen kutluyoruz. Doğum günü. Evet. İnşallah peki. Ben de akşam uğrayacağım. Çok öpüyorum onu. Doğum günün kutlu olsun seni. Doğum günün kutlu olsun canım. Selen'cim bak, Seren burada. Selam burada, Zeynep burada, Cengiz burada, hepimiz buradayız. Mutlu yıllar. İyi ki doğmuşsun. Mutlu yıllar. İyi ki hayatımıza girmişsin. Harika. Bu arada bütün bugün doğanlara da. Aynen. Bu tek bir resmi gördüm bugün senin. Ben mi? Evet. Yo, ben gayet iyiyim. Gayet iyiyim. Bakın ödevimi yanıma aldım, gördünüz. Bakın 132 sayfa yeni çıktı. Hayat bazen tatlıdır. Sıcak. 17. bölüm. 17. bölüm. Şimdi kızım soruyor, baba nedir? Hemen onlar babadan. Biz okuyoruz. Biz merak ediyoruz. Şimdi öyle oluyor. Tembelciliğe biraz alışıyorlar. Ben ne yapıyorum bilmem. Oku diyorum senaryoyu. Evet. Bu bir ayrı. ayrı. Biz sinsice sahnelerimize bakıyoruz. Sonra da mis böyle 300 sayfalık şeyi okumuyoruz. Vallahi işte dün montaja gittik. 170 dakikalık bir bölümümüz vardı. Tabii onu biraz kısaltmak vesaire. Evet. Onu seyretmek ayrı bir mesai, okumak ayrı bir mesai. Çekmeyi... Saymıyorum diye. Şunu söyleyeyim yani, Türkler uzaya çıkmamış olabilir ama Türkler dizide tartışmasız yani dünyada tekler. İnsanlar yani mantıkları almıyor insanlar, bizim de almıyor. Yani çekiyoruz bir şekilde. Cengiz. İnanılır gibi değil Hamdi. Ama yani. Biraz da bence senaryoya da yönetmene de kurguya da bunlara da bağlı değil mi her şey? Yani herkes bağlı, çekiyor bağlı. Da herkes aynı mı çekiyor? Bağlı da, bağlı yani. Ama yani bu iş çok enteresan bir iş oldu artık. Ya çünkü bak geçen gün yazdım hatta Emrah dünya rekoru kırdı falan diye de ama Emrah kırmamış. Daha önce şeyde başka bir dizide Karagül'de falan kırılmış galiba. 3 saati aştılar diye. Of. Finali 3 saate aşmışlar. Öyle yani bak gör ne kadar kolay çalışıyorsunuz. Şeyde, ama şimdi 2 saat böyle 2 saat 10 dakikalara falan erişen diziler var. Felaket tabii ki ya. Yani süre çok uzun. Dediğin gibi onu izlemek bile olay. Okumak, izlemek, çekmek her şey olay. Bir şekilde işte biz de bu olaylarla mücadele ediyoruz. Ne merak oluyor 17. Etme. Bölümde peki? 17. bölümde çok güzel şeyler oluyor. Merak etmesin. Bizim dizimiz tabii gençlerin ağırlıklı seyrettiği bir dizi. Safe bir dizi, sevilen bir dizi. Biliyorsun tutturmak vesaire, ayakta kalmak zor. Mücadele zor. Senin de dediğin gibi yani şöyle bir hikaye var. Hakikaten yazım önemli. Şimdi insanların çoğu diyorlar ki ya işte Hamdi Hoca diyorlar. İşte ben oyunculuk yapacağım, oyunculuk yapacağım. Ben diyorum ki oyunculuktan öte çok önemli bir şeye ihtiyacı var. Ki sadece Türkiye'nin değil, dünyanın. Yazı yok yazı. Yazım, senaryo. Doğru. Nitelikli yazı, proje, fikir. Bakın şu anda her şey dönüyor. Aynı şeyler yapılmaya başlıyor işte. Aynen. Şimdi şimdilerde 17 dalda aday olan işte... Senin filmin var ya neydi? Zeynep onu zaten sürekli şu anda seyrederek geldi. Beş kere izledim. Evet. Şimdi Cengiz bakıyorsun yani işte bir müzikal dünyasının tekrar uyarlanması. Hikaye basit ama insanlar kendilerini iyi hissetmek istiyorlar. İyi şeyler görmek istiyorlar. Mutlu hissetmek istiyorlar. Anlatabiliyor ama bir muyum? De şu var hani belki de onu tekrar ediyor olması şundan dolayı. Bizim kuşak işte Grace'ler falan tabii, anladın tabii, mı? Tabii, biz onlar da Grace, tabii. Love Story'ler falan aynen. Oralardan geldik. Şimdi bu kuşak ne yapacak? Onların da bir... benzer şey olması lazım. Onlar da lelelent. Ya bir konular dünyanın etrafında, güneşin etrafında dönüyor karşımıza çıkıyor, dönüyor karşımıza çıkıyor. Bazen hayat bazen tatlıdır olarak çıkıyor, bazen lelelent olarak çıkıyor, bazen böyle bir dünya güzeli kız sıfırcı olarak çıkıyor. Ay bir tane. Güzelliğin canım. Ama hakikaten çok güzel bir kız ya. Gerçekten çok güzel. Biz uzun zaman dizi sette de öyle yani. Evet sette artık. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen oyunculuğa karar verdiğin zaman baba tabii karşı çıkmadı değil mi? Bazı anne babalar sanatçı olduğu zaman istemiyorlar girsinler bu camiye. Mutsuz olurlar falan diye. Sana tepki verdi mi ilk önce? Ya ben böyle çocukluğumdan beri zaten oyuncu olmak istiyorum böyle. Doğdum. Ondan sonra tiyatroya başladım 2 yaşında. 3 yaşında bile böyle hep bir dans etme, bir şarkı söyleme, böyle bir oyunculuk merakı vardı.
Yani herhalde babam ve annem oyuncu olmasaydı ve ben hala böyle oyunculuğa ve böyle tiyatroya bu kadar aşık olmuş olsaydım, başkasının evladı olsam da yine oyuncu olmak isterdim. Ama illaki set, yani böyle babam ve annemin işte her gün sette olması, benim tabii babamı Rating Hamdi olarak tanımam, bir gün gidiyorum Bülent Ersoy olmuş, yani bir gün gidiyorum başka biri, biraz psikolojim bozulmuştu. Senem, ben senin de tiplemeni yapmıştık hatırlıyorsan. Benim tiplemem evet çok yapmıştım, şahane yapmıştım. Çok da güzel olmuş. Şimdi evet. Dursana da arkadaşlar. Dur hadi bak. Ben biliyorum. Hayır ya. Ya ne güzel de ki çok güzel olmuştu. Kesin bulalım arkadaşlar. Teyi benim teyzem yapmış baksana. Vay be, biz kalkalım hadi. Gerçekten söylenmez ya. Bak ben bunu atlamışım ya. Yoksa hemen ben buldururum. Harika da yapmışlar. İyi ki yapmışlar. Çok tatlı bir tiplemem vardı. Şaka maka şöyle baktım da demin makyaj yaparken bir pudrayla çıktık. Ya şu surattan bin tane adam, insan, kadın vallahi sana ya. binin üzerinde. Ya düşünsene, kolay iş değil bu. Tabii ki değil. Ya böyle bakıyorsun şimdi, ya 10 sene program yap, böyle bin tane insan. Kız da travma geçirmek tabii tatlı. Bak beni normal görmüyor evet, ki. Evet, bir gün bir gelirim babam suratını soyuyor böyle. Burnunu falan çıkarıyor. Ben çocuk böyle kalıyorum. Ay yazık ya. Evet. Burnunu falan değiştiriyor. İşte ben az onu böyle sarılmadım ama düşünsenize, normal işte yani Yarmagül olarak sarılıyorum. Aynen, mesela buralarda tabii tokalar ya. Sarıl ya, ona ama işte. Yarmagül'de ne yapıyordun sen Yarmagül olarak evet, sarıldığında? Evet, o evet Yarmagül'ü canlandırırken hani bir kadından Türkiye'deki herhangi bir... Bir kadından etkilenerek mi çıktı? Yok ya, o tamamen. Doğru yani, söyle yok lütfen. Ya, ama çok yok benziyordu. Kime benziyordu? Söyleyemem. Yok, yok, o zamanlar yok. Kimse kendi öz tiplemesiydi. O Yarmagül, Yarmagül'ü bir getirebilir miyiz? Evet. Bakalım kim, biz, bu arada kime benziyor? Benim için önemi ayrıca şudur. Sevgili Münir Özkul'un aslında son çalıştığı projeydi. Yarmagül. Allah uzun ömür versin. Hep takip ediyorum. Benim büyük babamı oynuyordu ve ben bir tek ondan korkuyordum. Ya çok büyük bir şans benim için. Büyük şans değil. Münir abiyle biz orada. Doğru. Ben onun böyle yeğeni olarak ne keyifliydi. Peki, sağlıklar diliyoruz. Aynen, sağlıklar. Ya ben tabii kendi Cengiz zaten bu mesleki kariyer ve bütün olayı soracaktır gazeteci olduğu için, ama ben her şeyin daha duygusal boyutuyla ilgilendiğim için tabii bu masada. bu masada. Hamdi Alkan'daki... Bak Süleyman Demirel. Pardon, evet, özür dilerim. Evet. Ay, bak kimle beraber? Bak açsana biraz. Kimle beraberiz, bakar mısın? Müslüm Gürsel değil mi? Ya ya. Vallahi son zamanlarda herkes birbirinin yerine geçiyor gibi bir şey oluyor. Şimdi ise... Senin yerine beni aday gösteriyorlar. Rahat değil Süleyman Baba. Niye? Niye öyle? Aynı. Sadede gel bakalım Müslüm Baba. Vallahi sen babasın, ben babayım. Ama gerçi senin yerin tartışılmaz da, istersen biraz şaşır Süleyman Baba. Gençler bu işi üzerlerine alsa diyorum. Niye öyle? Şimdi sen benim tahtıma mı oturmak istiyorsun? Tabii siz müsaade ederseniz. Yerinizi alırım. Şimdi Müslüm Baba, hayata kimse, kimsenin yerini dolduramaz. Bir öyle, kalk bakayım, kalk, kalk. Şimdi diyelim ki, bu benim tahtım, geç bakalım doldur. Estağfurullah. Geç bakalım doldur Müslüm Baba. Estağfurullah. Doğaçlama yapıyoruz. Nasıl? Evet. Doldur Müslüm Baba? Dolmadı, kenarlar boş kaldı. Neyse, daha yok. Anahtar paspasın altında değil de. Nerede? Anahtar nerede olur? Nerede olur? Söyleyemem. Geçen bir açık oturumda söyledim, gidip evi soymuşlar. Peki. Ben sana bir soru sorayım. Abi zıttın mı? Feriköy. Feriköy Erenköy değil mi hocam? Kaç ondan sonra cemaat Seda dedim ki. Seda Mahsun bak, bundan böyle benim dizimin dibinden ayrılmak yok, yoksa biliyorsun oyarım dedim. Seda Sayan o da bana dedi ki Murat, Seda ben varoşların sesiyim, ben taşların hemşeresiyim dedi. Ulan sen dedim taşranın hemşiresiysen ben de varoşların teyzesiyim dedim. Siyasetten yana şansım yok. Ağlıyorum derdim çok. Partimi kaybediyorum. Sordum sordum bulam. Ayran içiyor değil mi? Yendirme beni. Çekil bakalım. Evet. Peki evet, müthiş. Allah rahmet eylesin. Kaybettik tabii. Tabii tabii. Vallahi tabii, ya tabii, müthiş yıllardı. Ya. Hamdi ne güzel. Vallahi ne kadar özlemişiz şunları ya. Değil ama mi? Buna ihtiyaç var biliyor musunuz? Bazen var konuşmuyor değiliz var. Ama ben bir şey sormak istiyorum. O zamanki liderler taklitleri yapıldığı zaman bozuyor muydu ve buna yasak getiriliyor muydu falan? Biz onu çok merak ediyorum. Yok, İlk defa Cengiz Semercioğlu'nun
gözleri yaşar. Ama yani şeyden de al şeyden duygusallıktan da gülmekten gözleri. Seni anlıyorum. O dönemde tamamen böyle? O kadar hoşlarına gidiyordu ki her zaman öyle. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tiplemesini yaptım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da. Hatta bir gün bir galada eşi geldi, teşekkür etti. Biz sizin programları o kadar seviyorduk ki. Aslında yapmak gerekiyor. Bence de. Mizahtan biraz uzaklaşılıyor. Evet. Kesinlikle. Yani bu programlar yani eleştirel mizahtan güzel. Da korkmamak lazım. Saygı sevgi çerçevesinde. Çünkü ben hiçbir zaman o şeyi aşmadım, o kantarın topuzunu. Sen de biliyorsun kaç kesinlikle yıldır. Kesinlikle. Hiçbir yıllarda sıkıntımız olmadı. O kadar mutlu oldular ki. Peki şimdi mesela sen de hani çok iyi bir yönetmensin şu anda. Çok iyi diziler yapıyorsun. Mesela O Hayat benim çektiğin dönemlerde gerçekten çok şimdi takip edemiyorum ama fanatiktim biliyorsunuz, yazıyordum size de. Acayip güzeldi. Acaba bu yönetmenlik falan ağır basınca öne gelen hani kariyer planlaması falan, bunları yapmak mı istemiyorsun artık? Ya hayat bunu gerektiriyor. Şimdi işte dedi yani zor. Yani şimdi mizahı yapmak artık zor. Bakın yani son 10 yıla çok bakın. Çok eleştirildiği için. Ya eleştirmek de yasaklar zor. Çünkü biz eleştirel bir mizah yapıyorduk günün sonunda. Sevgili rahmetli tabii Levent Kırca başta olmak üzere. Onun da yeri için. Onu da hatırlıyor. O yani biz sonunda onun açtığı bir yolun devamıydık. Kendimizce özgün tiplemeler yarattık. Şimdi biraz daha zorlaştı ama yapmak gerekiyor. Sadece kesinlikle diziye yönelik her şey. Bir tek dizi var akşamları. Yani biz olmaz. Arada da program da görmek istiyoruz. Eskiden böyleydi. Eğlence programları görmek istiyoruz. Bu komedi programlarını görmek istiyoruz yani. İşte ama bitti. Bak geçen gün biz şeye baktık. Sabahtan akşama kadar kanalların prototipiyle şimdiki prototip oho iki dizi vardı. İki dizinin arasında bir müzik programı. Ben şeyleri de özledim. Türker abilerin yaptığı bizim o gazino programlarını aynen da özledim. Bir başka gece. Ben özledim. Bir başka bakın gece bunların var. Hepsi dönecek, gelecek. Ama herkes yapılacak. Özledi. Yapılacak. Herkes özledi. Herkes şarkı dinlemek istiyor, müzik dinlemek aynen istiyor yani. Her şeyi yarışa getirdik. Evet. Her şeyin yarışması var. Hani bunun da biz de yaptık mesela. Ben de bunu yaptım biliyorsunuz. Kaç tane yıldız çıkardık vesaire. Evet. Bir de bizim böyle bir yönümüz de var. Değil mi? Değil mi Zeynep? Ya biz Zeynep'i unuttuk ya. Zeynep sen de katıl. Zeynep katılsana sen de ya. Hayret bir şeysin ya. Babasına da saygıdan konuşuyor. Katıl. Batın efendim. Selen doğum günü kutlu olsun. Efendim kutlu. Neyse yani günün sonunda şöyle bir şey var. Mizaha ihtiyaç var. Mizah toplumdaki şu anda kutuplaşmasından tut, sertleşmesi, sokaktaki insanların öfkesi, inanın bana bunların tedavisi. Ama eskiden dediğim gibi mesela Recep İvedik şimdi ayın 16'sında vizyona giriyor. Evet. Bilmiyorum Şahan Gökbakar'a nasıl bakıyorsun, seviyor çok musun, severim, çok severim. Ama bir başarı grafiği de ortada yani. Hani en çok seyredilen filme imza attı. Fakat işte geçenlerde o dernek şey yapıyor, öbürler yapıyor, bunu bu sahneden çıkarın, bunu bu Güreş Federasyonu yani diyor Azerbaycan. İşte diyorum yani nerelere geldik i̇şte, yani. Nerelere işte geldik diyorum o yüzden yani. Bir şey söyle işte sıkıntı işte bu, hayır yapmak lazım ama işte buralara tekrar gelmemek için mizah evet yapmak gerekiyor. %100 katılıyorum abi diyorum. Mesela senin o dönem yaptığın işte Levent Kırca var mesela, sen varsın, Yasemin Yalçın tiplemeleri var. Tabii. O dönem mesela ekranda bu zenginlik var ve hani hiçbir zaman hakaret yok. Tabii. Hiçbir zaman işte bel altı vurma yok. Sadece böyle çok eğlenceli mizah yaptınız yıllarca. Bence o tarz aynı şekilde bugün yapılsa. Yani bugün hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun taklidini yapsan, Devlet Bahçeli'nin yapsan, Recep Tayyip Erdoğan'ın bileli. Yani o saygı çerçevesinde yapsan eminim hiç kimse gene itiraz etmez biliyor musun? Etmezler. O zaman tamam yapıyoruz, karar veriyoruz. Yapılıyor. Kızım hazır ol, senin yeni projem de dur. Tamam. Aynen. Tamam. Sen sunacaksın, korkma. Ben bir şey sorabilir miyim kameramanıma? Beni niye küçük Hüsamettin gibi çıkartıyorsunuz ekranda? Logo yüzünü kapıyor çünkü hayatım. Kafanın üzerinde logo var. Bir de hani böyle bir şeyimiz var. Ya böyle bir hem burada program sunuyor, hem rejiye mejiye karışıyor. Hayır Allah aşkına, küçük Hüsamettin gibi yapıyorlar beni. Senin kafanla çıksın logo. Yer değiştirin benim o zaman Cengiz'e. Yok, güzel güzel ya, bakayım ben bir yönetmen gözüyle bakayım. Aynen, aynen. Güzel. Gayet gördüm. Güzel güzel. Çok bakar mısın ya? Dizi finali gibiyiz. Böyle bir dursak mı? Aynı anda duralım. Şaşkın bakalım. Yalan evet rüzgarı gibi. Evet, duymayan kalmasın. Bakalım yarın ne olacak. Böyle durdular. Ya da böyle bir tek gene Seren durmadı. Bir şey sorabilir miyim? Şunu soracaktım. Konu gene o buradan buraya geldi yani. Hamdi Alkan yıllardır işte kiloluydu falan filan. Çok da yakışıklı bir adam olarak çağrışım olmadı bizim kafamızda ama çok komik, çok başarılı falan. Fakat hep en güzel kadınlara aşık oldu Hamdi Alkan'a. Nasıl oldu bunlar? Yani, nasıl nereden oldu bu şeytan tüyü oldu da?
Yani şimdi ben bunun bir formülü yok ki yani. Yani bu. Keşke açıklayabilsin. Ama nedir bu? Yani hani tamam hani şimdi çok hoş olmuşsunuz falan ama o zaman işte 140 kiloları gördüm. Ama çok tatlıydı değildi ya. Yani sen şimdi kızlısın, seviyorsun onu. Şimdi bir kadın. Kadın olarak da. Tanıdıktan sonra nasıl bir şey. Çünkü ta o zamanlar biliyorum da çok eskileri. Şimdi bakar mısın hocam bak şimdi. Hayır bir şey söyleyeceğim. Hayır nasıl oldu, nasıl etkilediniz yani? Az sonra. Aslında Selen'e sormak lazımdı evet, da. Evet yani vallahi bilmiyorum. Ya bu ben neysem oyum ya. Özel bir formülü bu. Yok bunun. İçine aşık yani, oluyorsunuz zaten. Ben her zaman hayatımda da samimiyeti ön plana çıkarmaya çalışan bir insanım. İşlerimde de öyle. Her zaman şunu söylerim zaten hani yönetmenlik. Ben hep Ertem İlmez çizgisinden gitmeye çalışan bir insanım. Evet. Ben Hababam sınıfçısıyım. Her zaman mesela hani okul işi alanı o sıcak. Hep aynı şeyi konuşurum. Ne zaman bir masaya toplansanız ah şu eski filmler yok mu? Hayatta böyle bir şeydir. Mansur ben da insandaki... Ertem İlmez'in arkasından gidiyorum dedi ama onun gümledi film. Onunkisi olmadı. Evet. İçindeki samimiyet önemli ya. Bu evet. Yani poz takınmamak önemli. Samimi evet. Olmak önemli vesaire. Herhalde doğal halimiz. Bak Beren Saat ve senin Engin Akgüney'i de bakar mısın? Çıkar. Çıkaran isimlerden Hamdi Akar. Türkiye'nin yıldızı. Ne demek senin? Sen seviyorsun ya o yüzden Allah. Senin Engin. Ya bakar mısın Allah. Çocuklar pırıl pırıl hepsi. Evet. Bak bu yarışma da bizim bir konseptimizdi. Evet. Of, bu konsepti senin yarattın. Tabii tabii, tabii tabii. Ondan sonra bizim... oradan Engin Akyürek, Beren Saat gibi. Çok isimler var orada çıktı. Tabii. Engin evet. Akyürek oradan mı peki, çıktı? Açsana bakayım. Herhalde oradan. Ben onu hatırlamıyorum. Nasıl kaçırmışım? Aşk olsun. Engin Akyürek çok severdi. Dinleyelim Engin bakalım arkadaşlar. Engin çok yetenekli, çok tatlı çocuklar hepsi. Sanki yani Allah'ım ya. Aha Beren'e bak. Bu nasıl bir dünya? Çıkınca kendinize değil. Beyefendi. Efendim. Siz manyak mısınız? Yok. Ben evrim adlı bir kadınım. Burada güneşleniyorum. Birazdan kocam gelecek. Bizi bu halde görse sizin ne para veriniz var mı? Allah kocanızın hiçbir şey yapacağını o da benim. Ya değil mi sensin? Sen? Tabii. Şurayı bak, görüyor musunuz? Bakın şu dubanın bak. Orası. Ha, sağ tarafta şöyle batıp çıkarsın kocanız değil mi? Yapıyor bak işte gözlerim var görüyorum. Selim! Selim! Ay bir dakika! Selim! Ay canım! Orhan, bitti diyorum. Bitti. Ne günler? Finito, anlamıyor musun? Ya. Bunu sana söylemeyecektim Rüzel Bey. Bu da çok iyi bir bu da çok iyi format. Gerçekten. Pek çok sadece biz bugün herhalde böyle dönüp yani böyle anladın mı? Çıkaracağız, nostalji yapacağız gerçekten. Vesaire. Peki sen bilmediğimiz Hamdi Alkan'ı anlat bakalım. Anlat hakikaten ben de çünkü böyle. Çünkü evde mesela şey midir, sinirli mi? Sette nasıl mesela? Ya bence Hamdi Alkan tamamen olduğu gibi bir adam. Yani içinde ne varsa o sırada ne hissediyorsa onu yapıyor. O yüzden yani çoğunlukla hep sempatik, çok tatlı. Yani sinirli olduğu zamanlar oluyor ama hiç göstermiyor o kadar fazla. Yine biraz da yutuyor onu. Böyle tatlı biri. Tatlı biri. Evet. Yanımda olmasaydı neler söylerdi sen biliyor musun? Şaka yapıyorum. Beraber ilk çalıştığınız iş değil mi bu? Evet. Beraber daha önce başka bir şey çalıştık. Arkasındakiler ufak tefek şeyler. Beni şey tamam. Yapmıştı. Kaçırılmış bir kızı oynamıştım. Zindanda çekiyorduk böyle kuyu gibi. Bir göz farıyla tüm yüzümüz siyah, göz ilacıyla sümük, çapak, kulak pisliği. Hatta şey diyordu Zeynep git şu çamurda biraz yuvarlan daha da pis görün. Çamurda falan suratım falan çamurlardı. Eyvah, öyle bir kızı oynamıştım bir de. Beraber çalışmıştık yine. Eyvah. Ama burada artık emoloji. Emoloji. Evet, emoloji. Öyle de diyor. Hayat bazen tatlıdır da Star'da yayınlanıyor zaten. Son derece keyifli gençlik dizisi evet. Devam ediyor. 17. bu hafta kaçıncı yayınlanıyor? Şimdi siz 17 çektiğinize göre 16 falan mı? 16. İşte tabii o telaşı. Yetiştirmeye çalışacaksınız. Yani dizinin oyuncuları olarak söylemiyorum ama Zeynep olsun, diğer bütün genç arkadaşlarımız olsun. Orada işte Anıl var, Mustafa Mert var, Deniz Can var, Simay var, Sevda var, Elif var. Ya o kadar yetenekliler ki her birinin ayrı bir... Mesela geçen Melis diye bir oyuncumuz var, bir dans etti. Hakikaten yer yerinde oynadı. Zeynep zaten sürekli yani şimdi onu tutuyorum ben şu anda. Çünkü hakikaten yetenekli. Viyola çalabiliyor, piyano çalabiliyor, konservatuvar 6. sınıfa kadar geldi bu arada. Üniversitesini okuyor. Bir de bu çocukların hepsi okuyorlar. Bir yandan da eğitimlerini sürdürüyorlar. Aferin, ya bu çok keyifli bir şey. Herkes de bunu istiyor yani bunu yapmak istiyor tabii ki ama ya bunun içinde bir mücadele gerekiyor. Yani böyle armut piş ağzıma diş olmuyor. Peki herkese aynı şans tanınıyor mu? Mesela Türkiye'de çok da yetenekli de çocuklar var. Var. Ama ulaşamıyorlar mesela. Yani ekrandakiler mi en iyileri?
Yok, ekrandakiler en iyileri değil. Şu anda biz şu anda bunu konuşurken kim bilir neler geliyordur. Yani işte demin baktık biz 10-15 sene önce yaptığımız programlara. O zamanlar hepsi çocuktu. Şimdi pırıl pırıl insanlar geliyor. Yani sizin yaptığınız anlamda programlar gibi programlara ihtiyaç var bence. Beren Saat çıkmış oradan mesela. Beren Saat şimdi normal şartlarda bir televizyon kanalının kapısını vursaydı Beren Saat'i gel hadi başla demezler. Ama şimdi sosyal medyadaki bir avantaj var. İşte tabii, Zeynep Vine. Tabii. Yani evet. Seni ilk Vine'de tanıdık. Orada çektiğin görüntüler vardı. Var mı arkadaşlar Zeynep'in görüntü? Açın, açın, açın. Zeynep'i de izleyelim bakalım. Çok tatlı. Çünkü orada evet, çektikten sonra pek çok takipçi evet, var. Evet, orada bu çok işte, takipçi bak. Aha, bu ne? Aha, bu benim. Baba bana altı küpü alır mısın? Altı senin göbeğin olsun yavrum. Ki kulağında da üç delik var ama. Gözlerim çok güzelsiniz. Hocam, bu renk size yakışıyor. Çok güzel kokuyorsunuz. Meral sözlü 40. O kadar iyiyim, değdim be. Zeynep. Efendim muallim Naci. Ne? Ne şimdi kızım? Senin mesela türedik açılarla kesen bir çemberin mi erkek? Bunların yazıları var normalde. Yine aynı şey geldi falan. Normalde evet, şey oluyor. Arkadaşlar. Yazıları oluyor. İşte bir hocaya final döneminde nasıl yaklaşılır? Ona göre videoyu koyuyoruz. Ha. Hani normalde altında açıklamaları peş oluyor. Peş peşe bağlayınca biraz aynen, manasız gibi yerde. Aynı videolar dönüp duruyor. O kadar iyi mi değdi be? Baba ya, erkek arkadaşın var mı? Var mı? Dur ben de. Bir dakika. Babanın yanında da sorulmaz bu ama. Hakikaten var mı kız? Yani vardı ama ayrıldık. Şimdi biraz dağılmaya başladım. Düşünsene sette miydi? Yok, sette olmadı. Sette hepimiz çok iyi biraz sıkar. Onu herhalde yönetmen fark ederdi o kadar da. Bir şey söyleyeceğim, sette sıkar biraz. Ya evet, sette biraz zor yani. Sen böyle böyle lokum gibi burada oturduğuna falan bakma. Ben alıyorum duyunu. Öyle bir otoritesi var. Öyle sette sevgili mevgili öyle bir şey mümkün değil. İnanmam. Ama yönetmen başka, baba başka. En son babalar duyar ya her şeyi. Çaktırmam ben canım. Ben de sinsi değilim. Sinsi değilim diye bak. Şaka yapıyorum. Atom karınca hiç durmaz yerinde. Acayip hiper aktiflik var ya. Şu acayip anda nasıl dur? Ben birazdan hani gidecek şurada Jimmy'nin üstüne gidecek. Oradan evet, zıplayacak böyle pum 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 bekliyorum yani bilmiyorum ya, da. Bu masa başında program yapmak çok gerçekten biraz sıkıcı yani. Ya ben de mesela kalkmak istiyorum, dolaşmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Ben engelliyorum sürekli. Ya bir... Onu bıraksan sürekli şarkı söyleyecek falan filan. Buralara atmak istiyor kendini. Köpeklerini getiriyor burada geliyor. Hayır, evet. Programda bir anda çıkıyor. Hayır, o da ne zannediyoruz? Gazetedeki masasında zannediyor. Devamlı yazı yazıyor. Konuşurken yazı yazıyor. Devamlı şey yani. İnsan birazcık böyle hareket istiyor yani. Gerçekten evet, evet, doğru. Yani. O yüzden zaten yemek programları keyifli. Ama orada da edemiyorsun. Sınırlı bir alanda sürekli tabii, bir şey kesiyorsun. Düşünsene kabın içinde falan. Aslında hareketli bir şey yapmak lazım. Evet, evet yani. Arabaya binip gideceksin şey, yani. Öyle evet, bir program müzik evet, arasından bundan sonra. Şimdi bundan sonra. Koy bir. Koy ya. Eder valla eder. Hiç durmaz. Biraz. Peki evet, kardeşin de var senin. Evet. O, oyunculukla ilgisi var mı? İsmi neydi? Ayşe. Ayşe. O da benim yani o da bu yönde bir şeyler yapabilecek bir şey. Kaç yaşı bak senden? 9. Yani 10 yaşında şimdi. 10 yaşında mi? Evet. 10 yaşı. Aynen 10. 9,5 10 yaşında. Evet. 2007'li. Nasıl bir kız babası olmak? Bir anlatsana. Benim küçük daha 5,5 yaşında daha ben şu an sizin yaşadığınız aşkı yaşayamıyorum Hamdi. Ah dostum ah. Aa, ben nasıldım ama anlatsana küçükken. Kız çocuk, kız babası yapardım olmak, çocuk babası olmak, özel okulların taksitleri geldiği gerçeklerle yüzleşmek ben gibidir. De romantik bir şey şuradan bekliyordum. Şuradan hafiften gözün seyirmeye başlar. Bizim tipik şeyimiz göz şuradan evet, seyirir. Evet biz böyle oluyoruz. Ben şimdi göz seyireceğim. Ya sorma ya var. Aynen. Çok zor yani o anlamda zor. Bak söylüyorum. Çok zor. Senin bölüm bitti. Senin bölüm bitti yok zor. Ama hakikaten kızlar ayrı. Bak hakikaten kız çocuğu ayrı. Kız çocuğu değil mi? Tabii. Evet, ben kız çocuğu ayrı bak söylüyorum ayrı. Erkek çocuk ayrı ama kız çocuğu ayrı. Ya öyle ya da böyle bir aşk oluyor aranızda. Peki evet, bak küçük kız da geldi işte. Nerede? Yani. Ben de geldi dedim. Nerede hemen? Ha, o, evet ya. Bak özledim. Bak şimdi gözleri evet, dolacak. Dün evet, beraberdik. Olsun. Ayşe Slime diye bir şey var böyle tutkalı. Biliyorsunuzdur. Bilmez miyim Slime ya, böyle 7-24. Şey Ayşe ne zaman görsem bir şeyler çekiştiriyor. Bak, böyle, sen farkında atıyor, değilsin. Baba refleksi. Çekiyorum devirinizi. Bakın aynen. Ben birazcık sakarım derim. Yok yok yok. Olur mu? Bir şey. Tamam, bir şey buyurun, sormak istiyorum. Buyurun. Canan Hanım'la Canan Hanım'ı da biz bak, konuk ettik programa. Çok tatlısınız. Bir kere Selen'le sizin hepinizin aranızın iyi olmuş olması ve iyi bir diyalogda olmuş olmanız çok büyük bir şans bence. Evet. Çünkü bazen ayrıldıktan sonra anneler mesela benimkisi beni kurardı. İşte babanın şöyledir böyledir falan filan ben de o şeyle giderdim babamın yanına. Hep böyle bir annen tepki, seni o kadar çok kurmuş ki sonra nefretle bir kitap yazdı. Ama o kimseden... O şeyle değil yani. Hayatım bana kalmış.
Ya o sen her konuyu alakalı bana getirmek zorundasın. Ha, ben başka hemen bir şey dağıttım soruyorum. Ben evet, şunu söyleyeceğim, sormak istiyorum. Canan Hanım'la uzun yıllar beraberdiniz, evliydiniz. Ve sonra iki tane acayip güzel kızınız oldu. Ve iyi ki de olmuş onlar. Sonra ayrıldınız. Sonra bunlar geçmişte kalabilir ama geçmişimiz olduğu için sormak istiyorum. Çünkü ben de aynı şeyleri yaşadığım için anne baba ayrı falan filan. O yüzden bu konular benim konum, sormak istiyorum hazır sizi bulmuşken. Sonra boşandınız, sonra tekrardan evlendiniz falan, bir türlü kopamadınız. Sonra tekrar boşandınız. Tekrardan evet, boşandınız. Ben bunları bilmiyorum iki tanesini. Bilmiyor musun? Küçüktüm bir kere boşanmışlar sonra öğrendim. Aa, gerçekten. İkinci boşanmayı yakaladın evet mi? Ben birinciyi bilmiyorum. Böyle gazetelerde bir de anlamam ha falan olmuştum. Evet, peki mesela sen bu boşanmadan ve bu ayrılıktan çok etkilenmiş bir profile benzemiyorsun. Etkilendin mi ama? Onu sana ya, sormak istiyorum. İllaki etkilendim de ben böyle etkilendiğim şeyleri ya da kötü şeyleri çok böyle gösteren bir insan değilimdir. Aksine hani böyle kötü bir şey yaşayınca daha çok güldürüp daha çok böyle eğlendiririm. Hani olur ya öyle tipler. Evet. Yani, ona yakınım biraz. Peki annenle baban ayrıldılar, sonra tekrardan birleştiler falan. Tekrardan bir ümit var diye düşünüyor muydun barışmalarına? Ya ben işte tam bilmiyordum onların ayrıldığını ama yani onların ilk ayrılık sebebini de tam olarak bilmiyorum. Ama illa hep bir ümit vardır. Tabii küçüktüm o zaman, ilk ayrıldıklarında çok küçüktüm. Peki sonradan Selen'le evlendi. Ve sonuçta artık annenle evlenme gibi bir veyahut geri dönme umudu kalmadı. O zaman yoktu. O zaman inanmıyordum bir daha barışacaklarına. Ama Selen'i ilk başta kabullenebildiniz. Ya babam mutluydu ve onu mutlu eden bir insan beni de çok, yani ben onu zaten benimserim. İkisi de birbirini sevdiler. Ben de tamamen destekledim. Hani nasıl mutlu olacaksa ben de onun yanında öyle oldum. Aferin ama bak bu çok güzel bir duruş, biliyor musun? Seni tebrik ederim gerçekten. Gerçekten tebrik ederim. Bu arada Selen'de de güzel bir kız var. Evet. İknaz. Evet. Üç kız var bende. Doğru, sen üç kız. Ben doğru, üç kız. Onu, üç. Ben bak yerine getirdim üç. İknaz 18. Aynı yaşadı. İknaz seni kabul edebildim ilk başta. Yani zor olmadı mı bunlar? Ben zor kabul edildi. Bak şey, işte geniş aile fotoğrafı bu değil mi? İknaz abi, hakikaten bu resmi nasıl dalga geçtik biliyor musunuz? Hamdi Alkan'ın eski karısının kızı, Hamdi Alkan'ın yeni karısının kızı, Hamdi Alkan'ın eski işi, Hamdi Alkan'ın eski karısının küçük kızı falan. Denklem gibi bir şey. Bunu paylaştı. Kaç sayfa paylaştı Hamdi Alkan şey. Hamdi Alkan'ın büyük kızı. Evet. Küçük kızı, eski eşinin kızı. İknaz hangisi? Yani Selin'in kızı. Şurada çizgili tişörtlü olan. Çizgili. En sağda. Şimdi eyvah, çıldıracak. En kötü fotoğrafımı koydum. Ben de. Vesaire yandı. Güzelini gönder bir şey ama. Peki ilk başta onun, çünkü anneyi paylaşmak daha zordur. Nasıldı ilk? Biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık ilişkimizin ilk yılında ama ondan sonra o kadar çok beraber bir aile olduk ki. Hele Zeynep'le o kadar iyi anlaştılar o ki. O çok önemli. Oradan, o çok çok önemli. Mesela sadece de hocam tam ergen oldu. Ergenlerdi düşün. Doğru, tam evet. Yani böyle hepsi şey öyle gibi böyle ateş, dinamit gibi böyle ateş, barut vesaire. Evin içinde oda falan var mı onların odaları? Onların olmaz mı paylaşma olur mu zaten olayları yani falan? Bütün mahallenin duyduğu bir oda var zaten. Evet. Yani. İkisi bir araya geldi aman Allah'ım şey, böyle bir şey yok. Gece birde biz böyle dans ediyoruz, müzik falan, böyle bir ses geliyor babamla. Uyuyacağım yeter artık, sabahında kalkıyorlar. Ama çok iyi anlaşıyorlar. İşte o çok önemli. Çok bir şey. İyi anlaşıyorlar. Yani. Evet. Evet ve İknaz'la da bizim şu anda diyaloglarımız gayet iyi. Selen çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Evet, Selen çünkü çok büyük çok mücadele verdi bunun Selen için. Yani bütün çok yani genç yaşta bir anne. Zaten abla kız gibi duruyorlar. Aynen. O da öyle. Şimdi tam bir onlar da anlaşınca ben çok mutluyum ama. Ama yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada olay kadında bitiyor, biliyor musun? Yani Selen'de evet bitiyor. Tabii. Tabii. Anne yani hem bitiyor kendi kızını kesinlikle yetiştirme tarzı, hem senin kızlarınla kurduğun ilişki. Sonuçta hani baba daha çok dışarıda, kurduğu ilişki daha bir mesafeli oluyor ama anne ve Selen'in kurduğu ilişki çok doğru bir yani şey. O yüzden olacak kadınlara hakikaten ekstra çok büyük bir saygım var. Annelik çok ayrı bir şey. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ama ben de tebrik etmek istiyorum seni. Çünkü bugün erkeklere sorduğun zaman boşanmış bir çocuğu olan bir kadınla tekrardan bir hikayeye başlamak istemiyorlar. Onun çocuğunu sahiplenmek doğru istemiyorlar. Bu onlara yük geliyor. O yüzden bu da çok takdire şayan bir durum. Yani çok tebrik ederim. Çünkü seviyorsun bir kadını, onunla gelen her şeyi sahiplenmen gerekiyor, kabullenmen gerekiyor. Yani bu da çok önemli bir durum. Büyük yani bir mücadele oldu. Yani dediğim gibi yaş evet olarak 12-13 yaşlar çok öyle kızlarda tabii travmatik yaşlar vesaire ama o kadar keyifli ki değdi. Mücadeleye devam. Süper. İyi ki de sevmişiz. Mesela Hülya Avşar'la Saadettin Saran'ın ayrılma nedeni de çocukları anlaşamadılar yani. Ya bir düzen var ya, o düzen bozuluyor ve işte o düzen bozulduktan sonra bir zaten olaya alışamıyorsun. Tabii. Bir kabullenmeme oluyor ama işte orada tamamen tutum önemli. İnsanların insanlara nasıl evet yaklaştığı, yaşadığın güzel şeyler ve anılar olsun. Ondan sonra yeni bir düzen oturtuluyor. Babanın ilk oynadığı dizi hatırlıyor musun? İlk oynadığı dizi yok. Hani, yok. Hatırlamıyorum. Ben yok. Sen YouTube'a girer,
Benim babam ya ben yazdım ya musun? Ya biliyorum ben şey yani. Hani şelalede var mıydım ben? Sen şelalede de oynadın. Oo çok eski o tabii. Şelale mi? Milattan önce 25 yıl önce falan. Arkadaşlar bulduk mu? Kızlar yurdu vardı. Kızlar yurdu, kızlar yurdu. Ben ama bu YouTube'da olmayabilir çok eski. Bak bak bana. Bırak bunları. O sakallı biz benim. Sağdaki baban. Kızlar, mızlar, eve gelip gidiyoruz. Acı gerçeği. Suzan, 7 dakika. Saçmalama, dinle beni. Ne dinleyeceğim be? Bir araba yalan at diye mi? Hayret bir şey. Bir dakika dinle beni. İzah edeceğim. Bir dakika dinle. Bırak bunları be. Biz de seni adam sanıyoruz. Kızlar, mızlar, eve gelip gidiyormuş da haberimiz yokmuş. Suzan, dinle bir dakika. Bu kadar kaldı zaten. Bir dakika dinle beni. Evet. Bir dakika dinle beni. Dinle. Kartal abiyle çalıştık. Çok Kartal Tibet'le yani. Ama baksana ben de o zaman da... Yakışıklı mısın? Fena değil, fena değil. Evet. Evet. Evet evet olmuşum. Ben Cihan Ünal tarzı olmuş. O ne zaman? Çok oldu hayatım. Sen tabii. O zaman teoride yoktun hayatım. Teoride de pratikte de hiçbir şey yok. Yani sen bir yerde süzülen bir. Ya böyle evet. Bakınca tabii of 25 vay 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 vay. Ya kızlar yurdu. Kızlar evet ya kızlar. Ferhan Hoca'ya da buradan selamlar. Çünkü aynen. Günün sonunda hayat bazen tatlıdır. Bir hayat bilgisi tadında da ilerleyen bir dizi. Amerika'da. Ne oldu gidiyor? Bak hareket ediyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Ne düşünün? Ne yapıyorsun sen? Ha, evet kulaklık. Peki. Evet. Siz onarın onu biz de yapayım. Gitti hadi. Var ya. İşte şey bu işte bu. Var ya. Valla en sonunda başlayabilirim. En sonunda Cengiz Emercioğlu'nun ayağını kaydırdım arkadaşlar. Kalk hareketler. Yok kız niye kalk? Niye? Kalk hareketler. Hayatım peki bu senin aslında hani rolünün iyi olduğu ilk dizi mi bu? Yani daha önce de oynadın mı hiçbir dizide? Ben İşte arkasındakilerde oynamıştım o dediğim. Onda da zaten kaçırılmış bir kız oynadığım için böyle gözleriyle yapan ama bir tipti. Karakter olarak. Karakter olarak ciddi, ama tabii, ilk tabii. Ciddi bu. Bir karakteri canlandırdım. Orada ama çok başarılısın çıktı. İnanamıyorum yani. Gerçekten senin. Evet. Yani baksana sen çok iyi bir komedi sanatçısı da olabilirsin. Yani evet. Komediye de çok yatkın ben senin. Zaten, çünkü evet, spontane espriler falan hangisine yapıyorsun. Hangisine daha yatkın? Komediye mi dramaya mı? Çok açık. Öyle mi? Drama çok iyi oynuyor onu söyleyeyim. Bir konservatuvar hazırlığında bir parçalar hazırlamıştı. Böyle seyrettim. Torpil geçiyor musun peki? Asla. Bırak şimdi. Yok ya. Ben yani, hiç. Sen sahneyi iyi oynayamadı, bilmem ne yapmadı falan. Benim bütün işim genç arkadaşlarımıza oynadıkları karakterleri sürekli hatırlatmak evet, evet. Ve duyguları unutuyorlar. Bize sadece olayı, babam böyle tamamen bizi doğal çok doğalı çok seven bir insan zaten. Sahneyi anlatıyor, duygudan bahsediyor, başlayın diyor. Zaten bizim ne yapacağımız şeyi görmek istiyor. Annen hiç aynı projede oldun mu? Hayır. Oldum en iyi arkadaşım. Cino'da olmuştum. O zaman evet, ben televizyon küçüktüm. Tarihinin 36 bölüm çekilip en çok ama. Tekrar edilen dizilerinden biri. Her sabah hala var 8'de veya 7'de. Hala yani herhalde bir 4-5 kuşak Seren bizde büyüdü ya fena evet, değil. Yani. Bakıyorum da böyle işte hakikaten. Ben de o yüzden niye mahrum ediyorsunuz? Niye şu programları tekrardan yapmıyorsunuz? Baksanıza Beren tamam. Saat'le Engin Akgürel'i senin sayende tanımışız yani. Yani bunlar insanlar birçok yetenekler daha var. Neden bu programlar olmuyor yani? Olsun olacak artık. Olacak yapacağız. Yapacağız. Zaten değil buradan mi? Çıkıp şimdi yönetime çıkacağım. Yeni projeler. Geleceğim görsünler. Yani günün sonunda şunu söyleyeyim. Bizim bu işlerle uğraşan arkadaşlar bunu bir içimden bir söylemek istiyorum çünkü. Evet. Şimdi dünyanın en zor işlerinden biri madencilik. Hakikaten o madene inen insanlara evet. Korkunç yani onların emeği alın teri yani onların ellerini öpüyorum hepsini. Dünyanın en zor işi hakkında. Doğru. Ama inanın bu sektörde de insanlar böyle burun kıvırıyor vesaire. Şu anki realitesiyle ve yaklaşık 5 yıllık realitesiyle dünyanın en ağır meslek gruplarından biri de bizim dizi sektörü. Bu bir gerçek. Evet paraları iyi olabilir, alınan paraları iyi olabilir her anlamda. Bir kere sosyal hayatınız kalmıyor. Hele siz kamera arkasındaysanız. Hı-hı. Yani biz tamamen tesadüfi olarak program yapıyoruz. Ailemle, kızımla da görebiliyor muyuz birbirimizi? Yok. Dizi, sizin reponuz da yok. Var mı? Yok ya. Yani, bugün işte geldik var. İşte. Bugün yayın için Allah razı olsun sizden işte. Böyle söylediler. Ya reponuz oluyor. Bir gün, iki gün olabiliyor. Ama dediğim gibi repo değil ki. Senaryo toplantısına giriyorsun, montaja tabii. Giriyorsun. Başka sorunları çözmek zorundasın. Diğer dizileri tabii. Takip etmek zorundasın dediğim gibi. Ama artık bizim bu işe öyle ya da böyle ama ne olur meslek grupları olarak demiyorum buradan. Ya bu işin çözümü basit. Biraz daha keşke bu işe böyle bir nokta koyacak bir yaklaşım gelse de biraz daha renklendirsek. Hı-hı. Yani çünkü 8'den 12'lere kadar artık dizi mantığı
İnsanları da atalete sürüklüyor, evet, her anlamda. Evet. Her anlamda sürüklüyor. Düşünmüyorsun vesaire. İşte elimizde telefon, sosyal medyaya giriyoruz, diziye bakıyoruz. Öyle yaşıyoruz, evet, yani. Olmaz. Bu yavaş yavaş lezzetsizliği, yavaş yavaş efendime söyleyeyim renksizliği ne beraberinde getiriyor. Yapılması gereken şu, eski sisteme yavaş yavaş dönmek gerekiyor. Ama evet, şimdi de şöyle bir durum var. Bütçeler öyle yükseldi ki. Şimdi de öyle bir durum var. Sen şimdi oyuncu olarak, yönetmen olarak kaşeni onun altına düşürmek istemezsin. İşte mesela yani. Düşürür müsün ben şimdi mesela sana desem ki 60 dakika dizi çekeceğiz. Ben düşürürüm. Şimdi ben Cengiz ben sıra dışı evet, bir adım. Ben sen doğru ama ben düşürürüm. Ama diğer rakamlar çünkü adam da ona evet, göre oyuncular diyor yani. Oyuncular da düşürecek o zaman. E tabii tabii. Oyuncular da düşürecek. Ya işte insanlara biz diyoruz 140 dakika çekiyoruz. Çok iyi ya diyor sezonda çekmeniz çok iyi. Yok diyor haftada. Onlar sezon diye bakıyor. Geçen İtalyanlarla konuştuk öyle ya inanamıyor. Evet. Bizim normal şartlarda 25 bölümlük bir paketimiz onların 100 bölümlük dizisine tekabül 290 ediyor. 290 dakika çektik yani ve geçenlerde. 2 bölüm önce 290 dakika. Bir şey söyleyeceğim. Mesela 8'den 12 gibi. Oyuncular gene böyleyiz. Vay be çok iyiydik. Tabii oyuncuların gene işi bitiyor gidiyor. Yönetmen hep sette. Yani teknik ekip hep sette. Ya onlara evet, dediğim gibi o arkadaşlarımız bütün hepsiyle yani, seçicisiyle yani evet, buradan kocaman bir takdiri hak ediyorlar. Evet. Onlar çok büyük kahramanlar. Ben biliyorum, biliyorum. Hayatları pahasına da bazen kazalar oluyor, ölümler oluyor vesaire. Evet. Ayrıca bunları geçiyorum. Çok dikkat ediliyor şu anda. Herkes dikkat fakat ediyor ama. Fakat o sette kim varsa Allah onların eşlerine ve sevgililerine kolay. Aynen. Benim 3 yıl aynen, erkek arkadaşım da sizin sektördeydi. Yani ne tatilimizi biliyorum. Ne gittiğimiz ya, yerden ertesi gün dönebiliyorsun. Pat diye. Bir de ikinci ekip var. Birinci ekip, ikinci tabii, ekip. Tabii tabii tabii. Bir de öyle oluyor. Bir de artık iki ekip. Hatta yani, üç ekip olan yani ekipleri de biliyorum. Ne tatil, ne yattığımız, ne kalktığımız, ne yani tatil. Yani bu konuyla ilgili yok, bir şey yapmak gerekiyor, gerekiyor ama dediğim aynen, gibi. Gerginlikler de o yüzden oluyor belki. Yani mesela senin o hayat benim dizisinde işte Yeşim Ceren'le mesela meşhur gazetelere yansıyan tartışmalar, kavgalar. Eşyanın tabiatına aykırı bir yerden sonra. Aynen oluyor. Peki ha, mesela ben o hayat benimin gerçekten fanatik seyircilerinden bir tanesiydim, izleyicilerinden bir tanesiydim. Sonra işte senin orada olduğun dönem daha da çok seyrediyordum. Sonra işte bilmiyorum bu sene seyredemedim pek. Ne oldu da bir kaldı? Hep o ortada kaldı. Ne oldu? Yani yönetmen oyuncu şey mi? O anlık tabii tabii tamamen böyle işle ilgili bir gerilim. Hiç yani bunun altyapısı aranmaz. Ondan sonra zaten şu anda Yeşim de çok keyifli bir projeye başladı. O hayat benim de ben özellikle bir kan değişimi istedim. Devam ediyor. Şimdi işte biz aldık. Hayat bazen tatlıdır diyoruz. Zaten hayattan şu an Yeşim'le ilişkiniz falan nasıl yani? Görüşmüyorum yok, yani. Böyle bir küslük vesaire değil yok, yani. Yok. Denk düşmedim vesaire aynen, ama benim bir şeyim yok. Sonunda çok kıymetli, çok değerli bir oyuncu yani. Dediğim gibi yani normalde sette ya zaten insanlar bu yüzden setten evleniyorlar artık. Valla set hı, evlilikleri, işte, set aşkları. Karından çok yaptık, görüyorsun ya da işte tabii, atıyorum evet, kız arkadaşından bir süre sonra bir bakıyorsun benim hayatım bu diyorsun Zeynep. Ben büyük konuşmayayım de, büyük evet, konuşmayayım hayatta yani o sektörden birisinde bir daha herhalde bir araya gelmem. Ama ben yani de işte çünkü tam böyle bir teklif vardı size onun şey. Hayır bak şimdi bak. Öyle mi? Bak, bak neyse bunu sonra saatiniz konuşalım. Saatiniz belli değil çünkü. Saat belli değil. Ben şimdi akşam yine akşam 8'de yemek yemek istiyorum evde. Yok, mümkün onu değil. Onu unutun. Şey. Sabah 5'te kalkıyorum kahvaltı hazırlıyorum çünkü gidiyor sete. Yani saat belli değil ne zaman gelecek. Bütün hayatım evde tek başına geçti yani 3 yıl boyunca neredeyse. Koyu yani montlu çok adamlarız biz hepimiz. Aynen. Yol koyu kenarlarında montlu böyle hep birlikte kışın böyle hep yolun kenarlarına taşarız. Yazık sürekli ya, taşmayın deriz insanlara. Genelde öyle yolları kapatırız vesaire. Evet, zor, zor zor çok dediğim zor, gibi hepsini evet, alnından öpüyorum. Hepsini sinema var. Sinema var yapacağız biliyorsun. İşte demin hani söyledi ya benim çok ilginçtir yaptığım filmler. 3 tane yaptım şimdiye kadar film. Evet. Dersimiz Atatürk benim zaten çok özel bir filmim ama ondan önce Bayram Paşa gidip hapishanede çektiğim bir film olarak. Ben senin de çok sevdiğim bir aynen, filmdir. Birol'la beraber. Aynen, sevgili Birol'a da selamlar. Şimdi sevgili yapımcımız İnci Gündoğdu ile beraber konuşuyoruz. Yani ne yapabiliriz vesaire. Bunun üstünde böyle bir beyin fırtınamız var. Bakalım. Bakalım. Bir düşünceler var. Sinemada ben güzel yani yaparım ha. O konuda hiç yani. Güzel film yapacağım. Onu bilin. Bak söylüyorum. Tamam. Bekliyoruz zaten. Yani geldik bir şey. Olacak peki? Komedi mi olacak? Nasıl? Çünkü vallahi nasıl söyleyeyim sana? Hayalimdeki şey böyle bir aile. Biraz böyle Süper Baba dizisi var. O tatta bir şeyler var aklımda. Biraz böyle hale. Tam o tatta. Tam da sana yakışacak evet, yani. Evet. Evet. Öyle bir şey yapacağız. Yapacağım hadi oynayacağım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi artık janre ne oldun diyor sen tabii sürekli artık, bana. Janre var değil mi oldun? Var bak oldun. Benziyorsun. Janre'yi göstereyim ben de orada göreceğim. Janre ne açalım?
Bilesin var senin. Instagram'da. Ben bu gelirim. Selam başından beri hep öyle diyor. Jean, Jean aşağı, Jean yukarı, Jean diye diye beni bir havalara soktu böyle. Bakın, evet, we. Aynen. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Affınıza sığınarak böyle yapıyorum ya, bu benim en büyük lüksüm. Evet. Ben bunu yaklaşık olarak 40 yıl yapamadım, ayak ayak üstüne atamadım. Anlatacağım. Biz Disneyland'a gitmiştik hep beraber. Bu benim en büyük travmam ve aslında yıllar sonra da en çok güldüğüm bunu şey. Bunu şimdi açıklayacak. Peki. Evet. Evet. Hep beraber Disneyland'a gitmiştik. Annem, ben, babam, bir de hep seyahat ettiğimiz Birol Güvenler'le beraber Disneyland'a gittik. Şimdi bir tane roller coaster'a bineceğiz. Bu sulu olan, hani böyle flong dilinde sular akıyor ve bir anda düz oluyor ya. Şimdi babam böyle, zaten babama böyle security'ler baktı, çok kiloları bindirmiyorlar. O sırada 140 kilo falan filan. Babam böyle işte tabii bizim de gönlümüz olsun diye böyle baka baka tamam falan filan diye geçtik, böyle bineceğiz. Böyle mutsuz babam, tabii küçücük bir şey oturuyoruz. Oturduk falan filan, ben çok heyecanlıyım. Babam da çok, çünkü roller coaster'a binmiyoruz. Böyle ay çok güzel olacak falan. Tuttum elini, önde annem, benim pardon annemle babam en önde. Hayır, ben arkadayım. Ben. Sen annemle beraber öyle, en öndeydin, yan yana. Annesiyle diyorsun ha, Allah Allah. Aynen, ondan sonra arkada biz vardık. Şimdi aynen, babam böyle ya. Oturduk, hepimiz çok mutluyuz. Bir de resim falan çekecekler, ben çok heyecanlandım. Çıktı. Felaket bir şeydir o. Şlops diye ineceğiz. Eyvah. Çıktık tık. Şlops diye bir indik. Sonuna doğru bir düzde. Babam pırk diye bir kaydı. Sıkıştım önüne ben. Sıkıştı. İnanmıyorum. Sıkıştım ya. Evet ya. Hakikaten benim fotoğraf atmam. Çekiyorlar orada. Çekiyorlar. Çıkaramadılar beni. Ay babamı anlatıyorum. Sıkıştım. Bir baktım babamın vücudu yok. Kafası böyle raydın orada. Yok. Sıkıştım böyle, çıkaramıyorlar beni. Yardım da etmiyorlar. Ben bakıyorum orada da böyle adam bakıyor bana. Bekledi şu anda. Arkada ben da hepsi birikti. Ben ağlamaya başladım. Babam orada kalacak sonsuza kadar. Bir daha oradan çıkamayacak. Bir türlü baktım ağlıyorum. Babam bana da stres oldu. Ay Zeynep sus falan filan yapıyor. Güvenlikler geldi. Baktılar böyle işte biri takıldı galiba işte yabancı falan diye böyle konuşuyorlar sonra. Onlar da ne ağır adamlar. Çok canı. Evet, dokunmuyorlar biliyor musun? Hiç yani. Tabii, hiç, böyle bir şey olamaz. Zaten biz hani çocuk düştüğü zaman hemen refleksle sakın diyorlar, dokunma. Rahatsız olabiliyorlar işte. Evet. İşte ne oldu? Ama gülüp eğleniyoruz ama kilolarla harbiden de. Ay çok zorlu canım. Evet, ben ağlamıştım zaten, şu an gülüyorum o zamanlar. Nasıl ağlamıştım onu. Ya anlattığımız şeye de bak. Sonra Vince'de çıkardılar oradan. Zar zor, yok ben dizimi kırmayı bile artık şey yaptım, göz önüne aldım yani. Utanıyorsun, bir de gurur yaptın ya. Çıktın, evet, çıktın. Zar zor çıkardılar. Cool duruyor bir de. Peki öyle yıllarca bacak üzerine atamadın. İşte arada atıyorum şu anda, tadını çıkarıyorum. İşte ay çok tatlı ya. Güzel, basit şeyler güzeldir ya. Eğilip böyle gönül rahatlığıyla baksana bağlayabiliyorum. Bunlar ya, güzel şeyler. İnsanın giydiğin yakışması da çok önemli tabii, bir şey tabii, ya. Tabii. Ya o da çok. Gardrop darbesi yedik. Değil mi ya, bütün gardrobu atı. Tabii. Bir şey söyleyeceğim, daha da sinirli oluyorsun, kendinle barışık olmuyorsun kiloluyken. Şimdi tabii biraz daha iyi oldu değil mi? İnsanın kişiliği şeyi de değişiyor biraz. Değişiyor ama bir Antakyalı olarak yemeklerden uzak durmak tabii büyük bir imtihan. Aynen doğru, Antakyalısın ya. Şu an biraz duygulandım. Duygulandın, evet. Bak şu an biraz duygulanmış. Biz iki hatalı olarak yemekler, yani bir sürü yemek söyleyip, çünkü kendisi sadece bazen bir çatal bazen hiç almıyor yasak olduğu için. Ki bence sen de yasak biraz olmasa fazla da dikkat ediyorsun. Spor yapıyor musun Hamdi? Yürüyorum. Yazın mesela çok yüzüyorsun. Hani Bodrum'da falan Selen'le çok fotoğraflarınız da geliyor. Evet. Hep yürüyorlar, denize giriyorlar falan. Yürüyorum şu anda. Bir de zaten bu yürüyorum. Ameliyatı olduktan sonra riayet etmez isen aynı şeklinde eski ama haline. Ama sen de yani iyi değil mi, yani bir sorun yok. Şimdi ben obez değildim ama biliyorsun. Ben 74 kiloydum zaten. Ha. Şimdi de 54 kilo oldum. Yani. Tamam, mutlu musun? Siz kaçta kacını aldınız? Nasıl işte? Sen 3'te 4'ün 4'te 3'ün. İşte Hamdi Altan'ın. Zaten hepsi aynı şekilde alınıyor. Gerçekten. Kimseye göre değişmiyor bak, bu. Değişmiyor mu? Bu fotoğrafın herhalde doğru bak işte. Ya aslında bu da senin bir şeyden sonra bir dönem zayıfladığı bir kilo bu yine. Yok bu zayıf, yok bu en top olduğu dönem. Top bu değil. Aramaya gibiyim. Şuraya baksana, bu ne ya? Arı sokmuş mu? Dur ya, dur Zeynep'ciğim, dur Allah'ın seversen. Bu ne ya? 140 değil bu. Metin abi gördü beni zaten, dedi şekerim sen de benim yolumda gidiyorsun. Sen de benim yolumda gidiyorsun. Tamam, bir şey söyleyeyim mi? Ben kilolu olduğum dönemde kaç yıl denize giremedim ya, hayatımdan ben çaldı. Ben girdim yani. Abi vallahi. Yani i̇şte benim tek üzüldüğüm şeyi söyleyeyim ama sana. Ne? Yani magazinci arkadaşlar yaptı. Bir tane mayodan affedersiniz çatalım görünüyordu. O fotoğrafı çekip gazeteye bastılar. İşte hayatta bak hiçbir şey üzülmem ama gereksiz bir haber. Mayosu küçük gelmiş. Ya bütün millet de affedersin mabadımızı bekliyordu. Yani çok mu şey hayır, yani? Bir de bu yani işte o tip resimler çekilmesi çok ki ben yani hiçbir şey yasaklanmadım. Şunlara bile takmam. Ben hiç yani her şey yasaklanıyorsa bence onun kesinlikle yasaklanması lazım. Bir baktım yani böyle
işte, hatırlıyorum. Yani hatırlıyorum. Gereksiz bir şeydi, anlatabiliyor muyum yani? Neyse. Hayır, bir ama de bir şey söyleyeceğim sana. Yani resmi çekerken de Cengiz'ciğim, sana hazır buradayken söyleyeyim yani. Söyle yani, canım, söyle. Yatıyor, söyle. Yatarken insanın böyle kalçasından böyle altından girip resim çekmenin çok çirkin bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani. Teleobjektifler öyle. Evet, yani çok ayıp bir şey var ya. Şimdi daha da komik olan şu oldu. Şey stresi var, her yer drone başladı tabii şimdi. Kaçışın yok yani. Bir anda bir bakıyorsun, ha yeni bir şey mi? Drone bir böcek yasak mi? Ama şu anda. Yasak ama valla Bodrum'da iyi dolaşıyor. Hızız diye tepende dolaştırıyorlar. Evet. Gerçekten mi? Gerçekten de gerçek. Ben bilmiyordum bunu. Geçen yaz dedim drone magazin yapalım diye. Bak tabii her yere geliyorlar. Her şeyi çekiyorsun. Teknedeyim. Dedim ki uzak bir koya gittim. Şimdi meğerse bunlar bir koya da gelip oradaki ağaçların altına da saklanıyor. Tabii, onu tabii çekilince... Hatta bir tanesi hala orada yaşıyor. Hala orada yaşadığını söyledim. Bilinmeyen bir koya gittik. Tekneyle oh dedim şimdi çekemezler dedim. Birinden yattım falan. Sonra bir baktım böyle şeyciye geldi, dondurmacı. Dedim dondurma alalım ben de. Hemen indim merdivene. Bir baktım dondurmacıyla gelmişler, onunla beraber tabii çekiyor bir tanesi. Tabii ki. Dondurmacı alıyor zaten çocuklar. Zaten artık herkes bir canlı yayın. İşte herkes bir canlı yayın. Bitti. O yüzden fiziğimiz peki çok güzel olmak zorunda. Aynen. Yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hamdi Alkan. Öyle diyecek de ben önden girdim. Hissettim. Böyle vücut anlatımıyla bak şimdi bir bak. Evet. O evetin bir anlamı var. Yavaş yavaş yani. Evet. Çok keyif aldım. Öyle. Ben de çok keyif aldım ama dizi finali gibi yapalım bugünkü finalimizi. Birbirimize uzun uzun bakalım. Uzun ne oldu? Bitti mi Cengiz? Birazdan. Seren? Baba neler yapıyor? Seren bitiyor mu? Oynayacağım ben de biliyor musun? Geçeceğim. Bitiyor mu? Birbirimize bakalım. Bitmesin. Keşke birbirimize bitmesin. Bakalım Zomgül. Ama her şeye, her şeye suçlusu Cengiz. Bu Cengiz. Seren. İşte böyle çekiliyor. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ve Zeynep Arkan. Biz teşekkür ediyoruz. Harika bir sohbetti. Çok oldum, güzeldi gerçekten. İyi ki doğdun Selen. İyi ki doğdun. Burada teyze mi? Bitti teyze. Şaşırdılar. Ne yapardım? Eyvah eyvah diye dert yandılar. Ne bir daha söyle? Eyvah. Ve ne diyeceklerini bilemediler. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir daha çiz resme. Bilmiyor muyum? Ünlülere bir haller oldu. Ne bir daha söyle? Kime? Belki 5, belki 10. Öyle kaldım. Ünlüleri şoke eden, dakikalarca düşündürüp terleten soru ne? İzlerken hem şaşıracak hem de o soruya kendi kendinize yanıt verirken çok zorlanacaksınız. Star'ın sevilen magazin programı Star Life'ın özel haberi geliyor ekranlarınıza. Bilmem ki. Aa yok. Perşembe akşamları ekrana damgasını vuran Cesur ve Güzel dizisinde Cesur, Süha'nın babasıyla geçmişe dönük bir hesaplaşma içinde. Cesur, babasının ölümünden Tahsin Korludağ'ı sorumlu tutuyor. Haliyle ikili arasında müthiş bir düşmanlık söz konusu. Ne var ki Cesur ve Süha'n bir süredir yakınlaşmış durumda. Hatta Tahsin Korludağ'a inat evlendiler bile. Pişman olacaksın. O herifin lafına, sözüne uyup kendi ailene sırtını dönüyorsun ya, pişman olacaksın. Aileme değil, sadece sana sırtımı dönüyorum. Ben de Türk Medeni Kanunu ve belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum, cüzdanı da hanımefendiye teslim ediyorum. Tam bu noktada dizinin hikayesinden yola çıkarak ünlülere sorduk. Aşık olduğunuz, hatta evlendiğiniz kişinin ailenizin düşmanı olduğunu öğrenirseniz ne yaparsınız? Aileler yani birbirine düşman. Ne yapardın bu durumda? Dur bir daha çiz resme. Evlendik ama bilmiyor muyuz ailelerin aynen, düşman aynen, olduğunu? Aynen, aynen. Sevgiliyken bilmiyorsunuz. Ha, sonra evleniyoruz. Evlenmemize izin vermez ki o aileler. Yani sevgiliyken. Yani benim çok kalbimin gerçekten çarptığı bir insandan vazgeçeceğimi pek sanmıyorum. Ama ailemden de vazgeçmem. Ben bir ortasını bulurum. Sonra öğreniyorum ki sevgilimin ailesi haklı. Daha da iyi benim için. Ben kendi ailemi daha ılımlı bir hale getirmeye çalışırım ama ben sevdiğim insandan kolay vazgeçmem.
Irmak Ünal sevdiği insandan kolay kolay vazgeçmeyeceğini söylüyor. Derya Şensoy, Hatice Aslan ve Ebru Polat ise bakın ne diyor. Ben böyle bir durumda kalmam. Çünkü ben birine aşıksam ve evlenmek istiyorsam ailem de benim yanımda olur. Bilmem. Romeo Juliet hikayesi gibi. Yok, Resul Bey güzel hikayesi. Ha doğru. Aşk, aşk laf dinlemez. Aşk başka bir şey. Aa yok, aile çok önemli. İki aile birbirine düşmansa hayır bırakamam. Onlar ailemin problemi, benim değil. Aşk ve sevgi her şeyden önce gelir bence. Eşimi bırakmam. Hatice Aslan aşk laftan anlamaz ki diyerek aşkı tercih ederken Derya Şensoy'un tercihi ailesinden yana oluyor. Birce Akalay ve Zinet Salih ise ailemi tercih ederim diyenlerden. Ne bir daha söyle? Sevgiliniz var. Tamam. Ve ailenizin düşmanı. Evet. Siz bunu öğreniyorsunuz. Eyvah. Ne yaparsınız? Bilmem ne yaparsınız. Ailenizi mi seçersiniz, sevgilinizi mi? Ailemi seçerim herhalde. Vallahi önce düşmanlığın sebebini öğrenmeye çalışırdım dürüst bir şekilde. Mantıklı bir sebep arardım. Ama ailem benim için tabii daha önce. Bu soru ünlülerin pek bir hoşuna gitti. Düşünüyorlar, tartıyorlar ve içlerinden geleni söylüyorlar. Ve işte sıra geldi Demet Akalın'a. Ünlü şarkıcı sevdiği insanı tercih edeceğini belirtiyor. Okan Bey'e duyurulur. Sevdiğim insanı. Maalesef. Sorumuz zor ama çok net. Aşık olduğunuz, hatta evlendiğiniz kişinin ailenizin düşmanı olduğunu öğrenirseniz ne yaparsınız? İşte ünlü bayların yanıtı. Öyle bir şey zannetmiyorum da ama olursa da sonuçta aile tabii ki de. Sevdiğin kızın ailesinin haklı olduğunu öğrendiğinizde ne yaparsın? Bir bizimkilerle de bir konuşurum ama ne olursa olsun aile çok önemli. Ben ailemi seçerdim. Annemle bunu paylaştığım zaman annem bana derdi ki ya evine yuvana sahip çık. Konunun asıl kahramanına geliyoruz. Cesur ve Güzel'de babası ve Cesur'un arasında sıkışıp kalan Sühan karakterini canlandıran Tuğba Büyüküstün gerçek hayatta böyle bir durumda kalsa ne yapardı acaba? Ne yapardım? Yani Sühan'da şöyle bir şey var. Hani sevdiği adam arasında kalıyor ama sevdiği adamın da çok hani ona doğruları söylemediğinin farkında. O yüzden çok kolay değil Sühan'ın durumu da. Ama evleniyor. Ama evleniyor, evet. Cesur'da onun şey yapamadığı, karşı koyamadığı bir şey var ama aslında Cesur'un da ne olduğunu farkında. Sırada en ilginç yanıt var. Hülya Avşar soruyu duyunca kısa bir şaşkınlık yaşıyor. Aşık olduğunuz adam ailenizin düşmanı çıksa ne yapardınız? Ailenizi mi tercih ederdiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek o ya? Niye ya böyle şeyden bir soru sordun? Daha sonra Cesur ve Güzel'in hikayesini hatırlayan Avşar patlatıyor espriyi. Kıvanç Tatlıtuğ'sa eğer. İşler değişebilir. Hiç yani. Öyle demek istemesem de. Duruma göre adamın tipine bak. Aşıksınız. Yani çok yakışıklı ve aşıksınız. Kıvanç'sa bu aile mahalle hak getire. Konu oysa işte. Evet efendim. Evet. Star Life'ın özel haberiydi. Güzel bir konuya parmak basmışsın. Sen peki aşık olduğun adam ailenin düşmanı olsaydı ne yapardın? Ben her zaman adaletli davranmaktan yanayım. İlk önce neden düşman olmuş benim ailem, ona ne yapmış diye düşünürdüm. Şimdi karşındakine bir tepki verdiği zaman hemen ona düşman olmayacaksın, o senin ailen diye. Bakacaksın acaba nedenini arayacaksın. Eğer benim ailem haksızsa o el kızı diye veyahut da el oğlu diye ona ayrıcalık yapmam. Ailem haksızsa ona hak veririm, onun yanında olurum. Ben ama öyle bak, yaparım. Farkında mısın? Kadınlar hemen aşkı tercih ediyor. Erkekler bir aileme soralım, bir i̇şte aile. Pısırık. Pısırık. O yüzden olanlar yani iki tane söylemiş, ikisi. Evet, evet. İkisi de iki kişi söylemiş onu. Evet. Onlar da daha kariyerlerini tamamlayamayan iki kişi. Öyle fazla sorarlarsa öyle kalırlar oralarda. Peki Kıvanç Tatlıtuğ ama en güzel yanı Hülya Avşar'ın. Hülya ya Kıvanç'sa çok güldürdü. Kıvanç'sa olay değişir diyor. Evet, Kıvanç'sa diyor olay değişir diyor. Herkes sevdiği adamın. Bak şöyle bir şey sana söyleyeyim. Sen hiç köprüden ailesi için atlayan gördün mü? Ailem için atlıyorum diyen oldu mu hiç? Bilmem ama oldu. Sevgilisinden ayrılıp da köprüden atlayan çok oldu. O yüzden gerçek bu. İnsan her zaman sevdiğini tercih edecek yani. Evet.
Kıvanç, Kıvanç Tatlıtuğ dün gece kameralarımıza yakalandı. Daha doğrusu kameralarda görüntülendi. Konuştu. Bakalım. Geldi mi? Gazla gitsin. O seni çok üzgün zannetsin. Yordu mu? Unut gitsin. O seni evde uyuyor zannetsin. Arkadaşlar iyi akşamlar. Abi çok bir şey konuşsaydın. Şimdi direksiyon başında konuşmayayım. Başka zamana saklayalım olur mu? Son olarak neler söyleyeyim sosyal medyada başarılı. Son olarak sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir hırsızlık olayı yaşanmış. Sağ ol. Eyvallah abi. Geldi mi? Gazla gitsin. O seni çok üzgün zannetsin. Yordu mu? Unut gitsin. O seni evde uyuyor zannetsin. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ'un Hülya Avşar'ın Kıvanç olsa her şey değişir dediği. Ama ne yapalım, Kıvanç çok yakışıklı evet, çocuk. Aynen bak. Onun şakasını yapıyor tabii. Evet, oduncu da yakışmış. Evet. Başak Dizel'le Demet Şener'in çocukluk bebeklik arkadaşı olduğunu biliyor musun? Çocukluk arkadaşı. Bursa'da beraber. Ha, Bursalıydı ya Demet de. Olabilir. Aynen, oradan bak bir fotoğraflarını paylaşmışlar. Görelim arkadaşlar fotoğrafları. Evet bak. Demet Şener'le Başak Dizel. Sağdaki mi Demet? Acaba? Hangisi Demet acaba bilemiyorum. Evet, sağdaki Demet'miş. Evet, sağdaki Demet. Sağdaki Demet, soldaki Başak Dizel. Başak'ın çünkü bir soğuk duruşu var ya orada da. Baksana, değil mi? Böyle bir... orada da bir mesafe. Mesafeli duruşuyor çocuklukla. Ondan öyle diye evet, düşündüm. Bursa'da çocuklukları beraber geçmiş. Bu fotoğrafı paylaşmışlar efendim. Ne güzel. Madem Instagram'a geçtik hemen Instagram'da ünlüler turuna bakalım. Bakalım kim neler, neler yapmış evet. Dün gece sosyal medya ünlü isimlerin birbirinden ilginç videoları ve fotoğraflarıyla doluydu. Duymayan kalmasın editör masası sabah sabah keyfinizi yerine getirecek paylaşımları sizler için seçti. Ahu Yatu, oğlu Kemal'in köpekleri Jesse ile fotoğrafını paylaşıyor sosyal medyada. Kemal'in bakışları şimdiden ona küçük Cem Yılmaz dedirtmiyor mu? Aslı Enver yakında Star'da başlayacak başrolü Özcan Deniz'le paylaşacağı İstanbullu Gelin dizisinin yoğun set temposuna ara vermiş ve kendini eve kapatmış. Repo olarak adlandırılan bu tatil gününde sevgilisi Murat Boz'a kazak örmeyi ihmal etmiyor güzel oyuncu. Kız beni görmeli, bana kazak örmeli, muradına ermeli artık. Çağla Şükel'in malum iki afacan mı afacan oğlu var. Şükel oğlanlardan biriyle zor ama eğlenceli bir oyun içinde. Güzel sunucunun gülmemek için elinden geleni yaptığı gözümüzden kaçmıyor. Derya Baykal, adaşı olan oyuncu kızı Derya Şensoy'un doğum gününü hazırladığı çok özel bir videoyla kutluyor. Hem de ne kutlama, bu kutlama da bizden olsun. Mutlu yıllar Derya, sen kameralarımıza hiç konuşmasan da seviyoruz seni. Ebru Şallı bu turun içinde başka nasıl yer bulabilir ki? Hanımefendi her zamanki gibi sporda. Bize de izlemek düşüyor. Annesi de babası da sert bir tartışmanın içinde ama onun hiçbir suçu, hiçbir günahı yok. Eymen hep böyle gül, Emi. Korkut. Eymen dedeyi korkut. Dedesi korksana. Dedesi. Emel Sayın, yeğeni Nergis'in küçük kızı Zeynep'i torunu gibi görüyor. Fotoğraftaki mutluluk da onlara yakışıyor. Gülben Ergen ve Erhan Çelik boşandı ama sosyal medyadan birbirlerine gönderme yaptıkları mesajlar ardı ardına geliyor. Sabah sabah keyfinizi yerine getirelim. Hakan Altun bir büyük ustayı evinde ağırlıyor. Cengiz Kurtoğlu olur da fasıl olmaz mı bu masada? Hadi bize de dinlemek düşsün. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde çan gonca, gül o
Karaca eşi Tuğrul Bey'le İzmit'e yolculuğa çıktı ve at çiftliğinde yeni doğum yapan bir dayı elleriyle besledi. O anları izlemek gerçekten çok keyifli. Emiyor mu ışın? Emiyor parmağı. Şaka yapıyorsun. Tamam, fazla çektirmeyin. Hava çekilir ya. Gaz yap. Gaz yap. Işın dokundu mu? Nasıl? Güzeller güzeli Meryem Uzerli yine çok cool değil mi? Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı Paris'in tadını çıkarıyor. Bu kaçıncı balayı sayamadık ama Caner'in artık magazin kameralarından biraz uzaklaşıp antrenman sahalarına dönmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Güzel oyuncu Tuana Türkay, dünyaca ünlü kasap Nusret'e özenmiş olsa gerek. Yasemin Erbil sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarına devam ediyor. Peki baba Erbil bu duruma ne diyor? Instagram şunu böyleydi ünlülerin. Rengarenk. Hoş, güzel görüntüler. Pek çok senin gibi herkes Instagram işte kullanıyor böyle. Yani herhalde normal olan herkes kullanıyor yani. Sen herhalde bir şey söyleyeceğim. Dün bir baktım heyecanlandım arkadaşlar. Bir baktım Cengiz Hemercioğlu canlı yayın yapıyor. Allah Allah, evet. Instagram'da bana kızdığı bir şeyi yapıyor. Hemen açtım baktım. Ay ne alakasız bir şey, konuşup hızlı hızlı konuşup ve kapattı. Yani o anda insanlar yavaş yavaş geliyorlar Cengiz'ciğim. Ha öyle mi? Evet, yavaş yavaş geliyor. Sen 3 kişiye konuşup kapattın. Ama yavaş yavaş gelip daha fazla insana ulaşacaksın. Sadece 80 kişi takip etti zaten. Hayır ama çünkü o kadar kısa kesin ki insana gelene kadar sen kapattın. Böyle ha. Biraz kalacaksın orada canım. Ben de zannediyorum ki böyle hızlı hızlı konuşacaksın. Hayır hayır hayır. Şeyi yapıyorduk. Yazdım blogger... bir sürü de okumadın. Neler yazdım oraya tabii. Yazdım da okumadın. Bloggerlarla canlı yayın yapıyorduk. Ama sonra Instagram'da da paylaştım. Dün ya çünkü Beşiktaş forması giydim, onu paylaştım. Ay süper gerçekten. Evet. Canlı yayın çok iyi oldu. Mesela benim için çok iyi oldu. Çünkü yalnızlığımı hiç şey yapmıyorum. Hissetmiyorum. Arkadaşlarım var, onlarla konuşuyorum falan ve zaman geçiyor benim için. Gerçekten psikolojik olarak da tedavi ediyor bence bu Instagram'daki canlı videolar. Paylaşıyorsun. Evet. Evet, insanlar evine geliyormuş değil mi? Aynen öyle. Zuhal Topal'da neler oluyor? Ya Hanife, Hanife'yle ben dün akşam mesajlaştım arkadaşlar. Hanife arkadaşım oldu artık. Hanife de ben dedim ki niye gittin Hanife dedim yani. Çok yoruldum dedi yani Senin Hanım. O kadar ben dedi orada yani iki senedir zaten. Biz de söylemişti zaten. O kadar evet, üzerime yani gelindi çok yoruldum. O kadar üzerime gelindi ki artık dedi. Yani gitmek dedim ki olmaz dedim. Dön dedim yani. Ben döneceğini düşünerek. Dönmeyi düşünmüyorum dedi. Ama bir şekilde ona zorlayacağım ben mesaj atatı. Zorla. Seviyorum ben Hanife'yi çünkü. Yazık ya. Yani evlenmeden gitmesin. Bari bu sezon evlensin yani o gerçekten. Sen Hanife'yi evlendirirsin. Ne? Benim bildiğim Seren Hanife'yi evlendirir. Ben istiyorum onu evlendirir. Geri dönürsün. Yani tabii ki Zuhal evlendirecek tabii. Evet. Bana düşmez ama evlensin çok istiyorum. Evet. Hanife'ye gelene kadar Hanife de beni evlendirmeye çalışıyor. Bak herkes herkese. Evet. Bakalım neler olmuş. Bakalım neler olmuş. Dilek. Çok enteresan bir şey fısladılar bana. Sana bir sürpriz varmış. Bilmiyorum. Sarı kapıdan geliyormuş sürprizin.
İbrahim. Seni çok tebrik ediyorum. Gel öpeceğim. Ben seni böyle ileride başka yerlerde görüyorum. İnşallah abla. Vallahi. Sende ayrı bir şey var. Bak çok ciddiyim. Yani hani Dilek sebep oldu bunların ortaya çıkmasına ama... Yani... Abla şimdi niye Dilek'e kattın işin içine? Kostümün... Şimdi... Doğru şimdi kostümün ama de bir doğru etkisi şimdi... vardı. Bak nasıl hemen şey diyorsun. Hani sen çaya gittiydin. Yüzyıla gitmeyesin. Evet. Gidebilir gözden... miyim Dilek? Gerçekten ha? Gözden oldu Efe daha. Gidebilir miyim? Ben sana üstüne bastıra bastıra söylüyorum ki sen burada kal Dilek. Dilek. Onun için miydi? Beni o kadar insanlara rencide ettin. Ama yanlış anlama da Dilek. Bakıyorum da arkamızdan bir sürü kelime konuşuyorsun. Yanlış anlama. Bu beden gider ama kalan bazı şeyler var burada. Ben bunların olacağını böyle biliyordum ki. Biliyordun. Ne yapayım? Allah Allah. Ay. Çok tatlı. O kız nerede? Ne bileyim. Dışarıdadır herhalde. Hadi yürü biz. İzmir'in ya sana Efe dansı yaptı. Nasıl buldun? Çok çirkin. Aa saçmalama. Vallahi artık yeter ha. Şaka mahsus yapıyor damarına basmak şaka için. Şaka yapıyorum. Sen şaka yaparken iyi mi? Tamam hemen geri git. Nasıl beğendin mi? Söyle hadi. Çok kofti. Hayır. O kofti. Ne ya? Değil. Kofti. O ne? Aa. Bilmiyor mu? Bizim orada beğenmeyenleri korktu. Daha ben ne yapayım? Sürpriz yumurtaya döndük. Şimdi bu sürpriz mi sence? Sürpriz mi bu? Değil mi? Sürpriz mi? Ben sana Efe ol mu gel dedim. Sen demedin. Ben zaten içimden geldi Dilek. Başka bir şey yapsaydım. Ben sen de Merle Moro oldun. Aa beğenmedim. İzmirlisin Efe dansı ben bayıldım. Ya ben de seviyorum Efe'leri de. O zaman ben yine şöyle söylüyorum. Ben zaten bunu size yaptıydım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Dilek de faydalansın. Sen mahsus mu götürdün Gözde'yi çaya? Tabii abla. Ha. Muhammed'e falan işaret ettim. Ya. Tabii şimdi ben buradan hemen paravan açınsa kalk gidek deseydim. Bu şimdi inanmayacaktı. Kıçıklığına yaptın. Tabii abla yani. Ama sen de bozuldun. Kıza bayıldı gözümden kaçmış. Abla yok. Kıza ne? Baktı. Ha. Baktın İbo. Ben de küçük insan değilim. Benim de yaşım bakacaksın yürümüş. Tabii Dilek. Ama... Bakmak var bakmak var. Buna daha başka türlü baktın. Ya bozuldu. Nasıl baktın Dilek? Sana baktığım gibi mi baktın? Süzüle süzüle o gözlerini bayılta bayılta. Sanki böyle tansiyonun düştü. Limon ister gibi böyle bir bakış yaptın sanki. Ya güzel oynadın. Sana çok yakıştı ama bu bir şey değildi yani anladın mı? Ne yapsın daha bu çocuk? Yok anlamadım ki bak bunu. Bak şimdi bir dakika. Onu bana yarın yapabilirdin. Sen şimdi aldın burada kızları. Gittin çaya. Ben burada durdum böyle. Emanetmişim gibi. Ben bunu yapmak için ben buradan ne diye izin alıp çıkacaktım? Olumsuz diyebilirdin. Yarına saklayabilirdin bu sürprizi. Yani yapacak bir şey yok. Gene olmadı. Aa Gözde geldi. O zaman niye beni çaya çıkardın? Al buyur. Oyun mu oynuyorsun? Estağfurullah. Ben ama sana... yaptığın ayıp değil mi senin? Konuş ben burada kızla diyaloğa giriyorum. Sen beni çaya çıkarıyorsun. Ondan sesini sonra giyinmişsin. Buraya gelmişsin. Sesini yükseltme bir saniye. Sesini yükseltmiyorum hani söylüyorum. Biraz gözde. Öfkelendim doğal olarak. Sen gözde şimdi ben sana açıklamış. Arkada ne söyledim? Ne söylediğin önemli değil yani. Arkada ne söylesen ne olur? Şimdi ben sana arkada söyledim. Dedim ki böyle dedim. Ya kusura bakma tamam. Ben şimdi dedim tamam bile... Da... Yani gıcıklığını benle mi yaptın? Estağfurullah. Onun sadece özür şey... Gözde özür diliyorum senden böyle dedim bir durum var. Ona durum dedim, ne? Sürpriz... Durumu anlatır mısın İbo merak ettim. Ne? Durum hangi durum? İşte bu. Durum ne durumu bu? Hangi durum? Sen de çok güvendin kendine hemen çaya gittin be kızım diyebilirdin bir sakin canım ben olurdu. Kendine güvendim derken ben illa da beni kabul eder ben öyle bir kelime kullanmadım da illa beni kabul eder benimle çaya gider demedim. Öyle bir şey söyledim mi? Hayır. Çaya gönder ben buraya tarif olarak gelmişim sonuçta çaya çıkalım dediği zaman ben yok çıkmayalım mı diyeceğim. Sen neden öyle söylüyorsun çaya gidelim diye? Ya ben şimdi neyi anlatacağım ben anlamadım ki ya. Sen bence ne ha. Bana ne ona mana bulma sen bence... Yani söylemelisin. Sen de bir gün burada oturuyor sonra onu çaya çıkarıyor. Onu bunu çaya çıkarıyor. Öyle çıkartıyor da ne oluyor? Döndüğü yer. Çıkarmasın yine o zaman hiç çıkarmasın. Dükkanı. Döndüğü yer yine tüpçü dükkanı. Tamam yapacak da şey. Çıkarmasın o zaman Kürtçü hiç yani. Mi? Kürtçü. Hiç çıkarmaması gerekiyor o zaman. Aklı sendeyse o zaman sen ne olsun? Ama adam sürpriz yapmış ya.
Ya ne sürprizi, beni mi alet ediyorsun? Sen de baya baya ya bak şimdi ben sana bir saniye ya. Vallahi bak şimdi ben sana arkadaşlar ne söyledim ben sana? Dedim ki Gözde özür diliyorum senden. Sürpriz yapmam gerekiyordu. Ben buradan da söyledim. Ne şekilde ben izin alıp da dışarı çıkacağım? Dedim ki Gözde senden özür diliyorum. Sakin ol, sakin ol. Ya abla sinirlen. Bir şekilde izin alabilirsin yani. Abla ben sana ne dedim? Sürprizini yapmak istesen bir şekilde izin alırsın. O nasıl dün sürpriz yaptı? Ne dedi? Kostümün etkisi var dur. Ha ondan efeleniyor bu. Kız orada haklı, bak kız ne dedi şu anda haklı, sen anladın mı? Ben çıkmışım. Seni savunuyorum daha kır bak. Git tamam ben bir şey. Şaka yapıyorum gel. Sen artık şakayı ciddiye al bak. Ben senin şakalarını kaldıracak pozisyonda değilim artık, anladın mı? Sarayım hep uyandır sevgilim. Nasıl da o şarkı unuttum. Ben onu savunuyorum. Ben onun için diyorum şurada bir şey yapıyorum diyorum. Kalkmış daha hala şaka diyor ya. Dur kıyamam. Abi ben bir şey demedim ki İbrahim, kızı sadece haklı olduğunu söyle. Abi beni bir düzeltin ya, dağıldım şimdi. Sen niye geldin, bir sakinleştirseydik önce. Böyle zamanlarda erkekleri yalnız bırakacaksın. Kendi haline bırakacağım. Ben ne bileyim İbo'yu bu kadar ilk defa gördüm Zuhal abla. Çok ben ya. Sana diyorum ki bak bazen işin ciddiyetliğine var diyorum ya. Kafana taksana onu. Bak gelmiş oradan, ben senin için burada sürpriz yaptım diye arkada ben ona söylüyorum. Olumlu diyor, tamam diyor. Önemli değil diyor, buraya gelmiş. Ama sen... şimdi senden böyle tepki görmeye biz alışkın değiliz İbo böyle. O zaman beni bu tepkilere göstertirmemeye bak. Hadi şimdi buradaki insanlar... Anladın mı? Zaman... Biz orada ciddi bir şey konuşuyoruz. Gelmişsin daha hala sen şaka diyorsun ya. Dur. Ne şaka oynuyorsun? Dur. Bak valla bıyıkları titriyor ha. Yapmayın. Elbiseyi değiştirsin. İbrahim hemen elbiseyi değiştirsin. Valla abla ben anlamadım. Elbiseden mi neydi? Elbiseyi değiştirsin hemen. Hakikaten bir şeyler oldu sana. Ben seni koruyorum. Bana destek olacağın yerde gelmişsin burada şaka yapıyorsun ya. Ne mi koruyorsun sen de beni? Nasıl koruyorum Dilek? Önüne zırh mı öreyim? Valla bir o kaldı. Şövalye olup gelecek zırhlı mırhlı yakında. Abla öyle deme. Şimdi yarın onu giyer gelir. Yapacağım. O aklıma kilo. Geldi bir kere. Game of Thrones. Eyvah. Neyse sürprizi öğren de olsun. Sen yine de gör. Ne? Yarın. O şövalyeyi sen kendine yapasıya kadar artık parmağıma taksan diyorum ben. Neyi? Neyi? Şövalyeyi. Ama şaka yapıyorum tabii. Hayır. Daha zamanı var. Öyle mi? Var. Her şakanın altında da. Ama ben söylüyorum İbrahim'e karşı boş değilim. Saklamıyorum bunu ama. Şimdi değil yani daha. Ha. Sen kaç taş istediydin? Bunda taş yok ama. 6. Getir bakayım parmağını, olacak mı? O yüzden çıktım dışarıya ha. Yanlış ya, anlama. Ya. O da mı oyundu? Ne olacaktı Dilek? Ben sana sinirlenemem. Bunun cebi yok. Sol elini, ha sol. Ay yüzük takıyor. Yanlış anlamayın. 9.25 ayar altın. Evet. Yüzükler. Şimdi bunun daha zamanı var. Heyecanlanma. Evet, ben yüzüğümü geri alabilir miyim? Tabii Dilek. Hani elin oluyor mu diye baktık. Tabii Dilek, bana da Dilek dedi. Zuhal ablaya da Dilek dedi. Sağ ol canım. Aklını yedin ben. Sen alırsın artık. Yani demek ki neymiş? Hevesin geçsin şimdi. Evet, İbrahim'le Dilek'in yaşadıkları bunlardı Serencim. Evet, Zuhal Topal'da bunlardı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben evet. Hanife'yi arayayım dedim şeyden, kulisten. Belki yayına bağlatırım diye. Ama... Konuşurken mikrofonumu düşürdüm. Evet. Hanife inşallah yayına gelmeyeceğim diyor. Kesin ya. Diyor. Ben dedim bakalım. Serkan alacağım o zaman dedim. Pazartesi sen bilirsin, ne, sen bilirsin diyor Seren abla için. Diyor. Sen bilirsin diyor. Aynen. Ben Serkan diyor, alalım. Madem Hanife gelmiyor Serkan alalım. Ben zaten. De diyor giden gitmiş diyor. Vay be o kadar yani. Yani artık diyor bana diyor gelse de bir diyor. Şimdi konuştum ben. Gelmese de bir diyor. Bravo. Ben Hanife'nin vallahi. Yanındayım vallahi Hanife'cim. Nasıl istiyorsan öyle yapalım. Peki gerçekten. Sinan Engin'le Alişan'ın komik bir videosu var. Yıllar önce Ekmek Teknesi diye bir dizi vardı, hatırlar mısın? Yok hayatım, ben o zaman küçüktüm daha önce. Yok, hatırlamıyorum. Yok. Hayır ben seyretmedim, bilmiyorum. Bak, Herodot Cevdet'i oynardı orada şey. Herodot Cevdet böyle bir yerde otur, kahvede oturup hikayeler anlatırdı insanlara. Çok komikti. Önce onu hatırlayalım, ondan sonra Sinan Engin'le Alişan'ın nasıl onu taklit ettiğini göstereceğiz.
Amerika'nın en dev yarasa güneşlerini çıkarıp netice alamayan organizatörler bu defa 8 adamı birbirine bağlayıp tek adam yaparak Koca Yusuf'u alt etmeye çalıştılar. Ama netice kuş. Koca Yusuf, Allah'a peygambere inanan, dünya yüzünde kötülük nedir bilmeyen, o kadar adamı çimene serdiği halde bir tek karıncayı dahi incitmeyen, bir tek kuruşa ehemmiyet vermeyen, iman dolu göğsü gibi serhende olan böyle bir pehlivanı kim düşünebilir kardeşim? İyiymiş. Bu ekmek teknesi gerçekten Herodot Cevdet Hasan Kaçan'ın çok güzel oynadığı bir roldü bu. Yıllar önce çok da izleniyordu. Şimdi yıllar sonra nereden akıllarına geldiyse Sinan Engin'le Alişan oturmuş bu sahnenin aynısını çekmişler. Çok tatlılar. Var mı elimizde? Ha? Ses al. Atosunu bir Atosunu gazetesi var. Evet. Perşembeleri çıkıyordu böyle büyük tam sayfa. Çarşamba geceleri Taksim'e giderdik. Anladın mı? Bakardık neyse gençken ne haber çıktı diye falan filan diyor. Şimdi öyle değil. Şimdi bakıyorsun herkes anladın mı manşet çok... Büyüksün baba. Herkes şimdi çok kolay şöhret olabilir. Eskiden öyle bir şey yok. Bir tane gazete var, magazin. Onda çıkıyorsun. Şimdi Alişan'a bakıyorsun. Şimdi Alişan Dullar Derneği başlıyor. Başladı. Şimdi bak çocuklar ben size bir şey söyleyeyim mi? Eskiden magazinde hafta sonu gazetesi var. Evet. Perşembeleri çıkıyordu böyle büyük tam sayfa. Çarşamba geceleri Taksim'e giderdik. Anladın mı? Bakardık neyiz gençken ne haber çıktı diye falan filan diye. Yani şimdi öyle değil. Şimdi bakıyorsun herkes... Anladın mı? Manşet çok... Büyüksün baba. Büyüksün baba. Herkes şimdi çok kolay şöhret olabilir. Eskiden öyle bir şey yok. Bir tane gazete var, magazin. Onda çıkıyorsun. Şimdi Alişan'a bakıyorsun. Şimdi Alişan Dullar Derneği başlıyor. Yıllar sonra nereden akıllarına geldiyse Sinan Engin ile Alişan bunun canlandırmasını yapmışlar işte. Ama Sinan Engin anlattı da enteresan. Yıllar önce diyor bir tek bir hafta sonu vardı diyor. Perşembe günü çıkardı. Biz çarşamba akşamından gider Taksim'de bakardık gazetenin ilk çıkmış haline diye. Evet çünkü şimdi hep patlarlardı. Gece de gazete şeylerine çıkardı bu hafta sonu falan onlar. Tabii. Bakalım patladık mı diye giderlerdi işte. Sinan Engin'in de o zaman uzun tabii ki şeyi nedir o? Gündemde sürekli. Tabii o zaman Sevda ablayla beraberdi değil mi? Evet. Bir sürü olaylar zincirli olaylar. Ay Sinan Engin'i ben çok istiyorum ağırlamak. Çok da seviyorum yani. Onu muhakkak... Önümüzdeki hafta bekliyoruz. Alişan'cığım önümüzdeki hafta sen de geliyorsun ona göre bekliyoruz. Heh, buradan geliyorsun. Yoksa geliyorsun. Dosyalar var hiç açmadığımız. Onları açacağız diye değil mi? Geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz Zafet Erroman'ın kimle düet yapacağı haberi vardı ya. Herkesten önce ben biliyordum bunu. Kimle yapacak peki? Zafet Erroman Hülya Avşar'la düet yapıyor. Biliyorsunuz Demet Akalın Hülya'yı yeniden yaratacağım dedikten sonra aslında... Hülya buna çok bozulduğunu göstermese de hatta gayet normal karşılıyor gibi gözükse de Hülya böyle şeyleri sevmez. Sevmediği için de zaten hemen bir U dönüşü yapıp aslında televizyon programlarından arta kalan zamanı olmadığını söylese de Demet'e hal böyle olmadı. Rafet Erroman'la inanılmaz güzel bir şarkıya yani Rafet'in şarkısıydı. Gene o şarkıyı ilk bana Rafet dinletti bundan 1,5 ay önce. Ay çok güzel şarkı dedim. Sonra onun programına gittiğinde galiba Rafet orada da şarkıyı dinletince Hülya'yla işte bu düeti evet beraber yapalım dediler ve beraber de yaptılar. 14 Şubat'ta Rafet Erroman burada olacak. Şarkıyı da dinleyeceğiz. Evet, Hülya Avşar'la yaptığı düeti de dinleyeceğiz. Ama ben Hülya'dan şunu istiyorum. Hani kendi hukuma, hani çünkü artık bizim onunla tanışıklığımız öyle sanatçı falan alakası yok. Bizim çok eski bir tanışıklığımız var. Akrabam gibi görüyorum. O yüzden muhakkak bir 5 dakika olsun uğrasın. O benim evet. Her ne zaman program yapsam. Gelir mi? Her zaman geldi beni destekledi. O yüzden ben de çok başkadır yani onun şey. O yüzden bugün bu şeyi düeti beraber çünkü dinlemek istiyorum onlardan. Yani Rafet burada tek başına söylemesi çok enteresan olmayacak. İkisinin düeti olduğu için beraber şarkısı olduğu için. Belki 14 Şubat'ta. Belki o gün bize bir sürpriz yani. Yapar Rafet diye düşünüyorum. Benim için öyle bir şey yaparsa olacak. Çok mutlu olurum. Evet belki evet. Hülya Avşar da gelebilir. Peki Nükhet Duru önceki akşam, dün akşam. Evet.
kameralara konuştu. Onunla ilgili bir haberimiz var. Nükhet Duru'yu izleyelim. Ne konuşmuş Diva, Nükhet abla? Diva konusunda da söylüyor. Hani Diva kimdir, sen Diva mısındır, değil misindir diye. Onunla da ilgili muhabirler sorular sormuş. Tabii yuvarlak yanıtlar. Dur bakayım ne demiş Nükhet abla. Bir yayınlayalım. Mankenlik de bana yapışmış galiba ya. Yok ben ilk defa yapmıyorum. Cemil'in gediklisiyim. Daha önce de başka modacı arkadaşlarımızla da deneyimim olmuştu. Bir de Zuhal Yorgancıoğlu da taşımıştım. Sevdiğim bir şey. 650 bin dolarlık takılan ağır mı yavrum? Biraz taşıması güç oldu ama ben zaten şuradan aynen kılıkla gideyim diyorum arabaya benim çaktırmayın. Hazır gelmeyin. Gerçekten heyecanlandım. Epey bir zaman olmuştu podyuma çıkmadığım. Bir de Cemil'in de epey bir zaman olmuştu defile yapmadığı. Ay Allah'ım ya Rabbim, o benim ölümsüz aşkımdı. Çok severdi beni. Kız derdi. Yani şöyle bir aklım başıma gelsin, seni alacağım derdi. Ha ha anam, ha ha sen şu elbiseyi de yap da ondan sonrakine konuşuruz derdim. Ben hiç öyle şeylere takılmam. Ben iyi bir şarkıcıyım. İyi şarkı söylemeye çalışıyorum. Bizde çok yanlış algılanıyor ama genellikle opera şarkıcılarına denir. Leyla Gencer diva idi. İtalya'da tanınmış Türk divasıydı. Genellikle bu zaten opera şarkıcılarına denir. Bir de bizim Bülent Ersoy'umuz var. Bunu çok güzel taşıyan. Ve diva deyince ona baktığımda öyle bir şey gördüğüm muhteşem bir şarkıcı. Evet yani ama ben öyle iddialarım yok. Evet, Cemil İpekçi moda dünyasının mihenk taşlarındandır. Kendine özgü stili ve tarzı ve tavrı vardır. Ben çok severim. Yani çok kendisi tatlı. Kendisi de nevi şahsına münasırdır zaten. Aynen öyledir. Gerçekten çok önemli bir modacıdır. Çünkü Türk motiflerini kullanarak aslında Türk çizgilerinden oluşan hep koleksiyonlar yapmıştır. Hani Batı'yı nasıl buldun podyumda? Ya Nükhet ablayı her yerde iyi bulurum ben. Çünkü Nükhet Duru'nun sahnesi bana göre çok insanda yok. Yani bir de şov yapıyor. Yani bir de gülüyorsun. Hem sesi hem sahnesi. Aynı. Gerçekten. Sesi de yani güldürüyor insanları. Bütün seyircilerle birebir espriler yapıyor. Benim için çok başka da Nükhet Duru. 650 bin lira takı takmış podyumda. Ve tabii diva yapışır polemiğiyle de. Ben hayatımda onun kadar cilveli bir kadın görmedim. Serencim merhaba derken bile yani ben ondan doğru. Bütün kadınların cilve öğrenmesi lazım. Yani bu kadar cilveli bir kadın olamaz. Bence çok da güzel giyinen bir kadın Nükhet Duru. Diva olayına falan da takılmam diyor. Yani aynen, aslında sıfatlara çok takılmam diyor. Ayşe Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu, Nükhet Duru. Yani onlar zaten bir mozaik. O mozaiğin içerisinde önemli isimlerden bir tanesi. Nükhet Duru. Yani illa adının önüne bir sıfat beklemiyor. Evet. aynı defilede Onur Büyüktopçu da podyuma çıktı. O smoking giydi ve smokingle ilk defa podyum heyecanı yaşadığını söyledi kameralara. Bir onu da izleyelim aynı defileden bakalım. Cemil Pekçi'nin defilesinde. Şuraya bir şal atıyor. Ona bir de şıklık yaratıyor yani. Onun yanındaki bunun eski erkek arkadaşının sevgilisiymiş. O da bunun eski erkek arkadaşının kardeşiymiş. Ay bunlar neler yapıyor böyle. İlkti evet ilkti. Peki bundan sonra podyumlarda göreceğiz mi? Nasıl bir deneyimmiş aslında onu sormak lazım. Yani zor. O arkada çalışan ekip
Herkes böyle çığlık çığlığa giyiniyorlar, tekrar sıraya geçiyorlar falan filan. Ben de böyle bakıyorum, ne yapıyor bunlar falan da, gerçekten zormuş. Allah kolaylık versin. Sizin çok yakışmıştı. Damat teşekkür ederim. Dizide yanlış kişi evlenmiş. Çok mersi. Teşekkür ederim. Dizide tabii ki şöyle kostümler giymedim. Bir kere giymiştim gerçi şeyde, düğün sahnesinde, birinci sezonun sonuna doğru. Niyeyse hiç rahat edemiyorum. Yani çok böyle bana ait değilmiş gibi geliyor. Gerçek hayatta kalbiniz dolu mu? Gerçek hayatta kalbim dolu mu? Dolu. Dolu. Dolu yani, güzel. Oyuncu mu? Değil. Değil. Hiç benim öyle şeylerim, çekincelerim vesairem yok. Çok da açıkçası manasız buluyorum öyle sevgili solup da yok diyenleri. Var, güzel giden bir ilişkim var. Bizi genelde Nergis Hanım'la birlikte görüntülüyoruz ama. Sürekli değil mi? Artık şeyden çıkmamışlar. Sürekli sette zannediyorlar. Biz şimdi üzüldük Nergis'te tabii, dizi bittiği için. Onun bir alıştırmalarını yapıyoruz böyle, sürekli dışarı çıkıyoruz, ediyoruz böyle. Biz çok keyif alıyoruz birbirimizden. Yemek yiyoruz, bir şeyler içiyoruz, sohbet işle ilgili olsun, başka şeylerle olsun. Ama hani çok fazla öyle özel şeyde çok, o zaman hani magazinin çekeceği bir yere şimdi gitmem. Hani. O zaman yanınızda bir üçüncü kişiyi gördüğümüz zaman bu sizin sevgiliniz diyebilir miyiz? Yani diyebilirsiniz. Ay Kureşim, Ömer haklılığını ispatlamış, temize çıkmış. Ay Kureşim diye hemen. Evet, Cemil Pekçi'nin podyumuna çıkan isimler böyleydi efendim. Peki, haber turumuz var. Haber turumuzu izleyelim istersen. Ne var haber turumuzda? Magazin böyle. Ne tatlı. Aynen. Değişik. Sen, aynen sen yakalanmıyorsun bari yani ben, kameralara. Bir şey söyleyeyim mi sevgili seyirciler? Beni yakalasa yayınlatır. Yani gerçekten hemen, bana inanın. Hemen hemen tabii canım. İlk yani, bizde olur. O yüzden zaten yakalanacak bir durumum yok şu anda. Elbet olur canım. 14 Şubat yaklaşıyor. Ya, ne yok. İlk bahar ya, yaklaşıyor. Hiç, o ilk defa hayatımda 14 Şubat'ın gelmesini istemiyorum, biliyor musunuz? Gerçekten. Evet, gelmesini istemiyorum. Neyse, evet, haber turuna gidelim. O biri para ediyor değil mi? Evet, yani o beard dedikleri, yani panda surat, hep genelde erkeklerdir. Dişi... Alabilir miyim ona? 100 bin euro. Bravo, açtı kendini. Hayatta ellerimize bomba. 100 bin euro ya. 100 bin euro. Bağlı olunca korkulur ya. Yani. Bağlı olunca korkulma ama düşürürüm düşürürüm, Allah korusun, bir şey olmaz ya. Bunları hiç avlamıyor, hiç şey yapmıyor ya. Ömer yanlar öyle. Bir de benim alerjim var. Bunlarda şey yok, anti alerji köpekler. Yok yok, öyle şeyler yok. Bunu hakikaten öyle. Allah Allah. Tabii tabii. Pomeranian. Benim abi, normalde alerjim var. Alamam yani. Köpek evet, alamam kızdan. Bunlarda bir şey olmuyor. Şimdi zaten Pomeranian olmayana kız vermiyorlar. 100 bin euro ya. Ben şunu gideyim bir bozdurayım. Gideyim bir sana. Bir araba alır mısın abi? Söyle, bir tane daha yaparlar ya. Şunlar yapmıyor mu? Yok. İşte çiftleşmiyor. Özelliği bu zaten. Bu çiftleşmiyor mu? Hayvan makine şu an. Yarışmalara. Bu benim gibi yani. Erkek. Aynen. Neyle ilgili? Yok, evet gördük yani. Aşk haberleri çıkıyor. Çıkıyor ama hiç alakası yok. Annem babama açıklama yapmak zorunda kalıyorum sadece. Onun dışında bir sıkıntı olmuyor benim için. Hayatınızda çıktı şöyle herhalde. Yok, evet. Şubat ayındayız ve 14 Şubat'a şurada kalmış. Aynen, 14 Şubat'ta. Yaşasın 15 Şubat diyorum sadece. Gişede Murat Bey'in filminde beklenen olmadı herhalde. Ya ülkenin birazcık sakinlediği bir, hani seyirci sinema seyircisinin de sakinlediği bir dönemdeyiz. Hani ülke iyi olsun da insanlar mutlu olsun. Yani gişe çok şey değil, önemli değil. Yani film çok başarılıydı. Yani, vizyon tarihi biraz yanlış oldu herhalde değil mi? Yok, bence fark etmezdi bizim filmimiz. Hani yani ülkenin dönemi bu. Mesela herkes şeyi bekliyor, şeyleri bekliyor şu an. Ülkenin gündemini takip edip vizyona sokuyorlar ama şans, tamamen şans açıkçası, belli olmuyor. Mehmet Akalın'ın Aleyna Tilki hakkında yaptığı açıklamaları okudun mu? Yeni jenerasyon sizce nasıl geliyor? Minik kuşum bu, ben şimdi onları zaten cevaplayamam yani. Hani o başka konular. Hastalanınca sahnesinde kaldı. Ya siz hani beni buldukça böyle soruları diziyorsunuz. Ben araba burada benim yanımda. Yeni bir aşk mı acaba? Aa, keşke olsa. Keşke. 14 Şubat'ta işte kaç gün kaldı? Bugün 6 Şubat. Bir hafta kaldı. Valla bir haftada muhtemelen aşık olamam yani. Ne oldu? Sarılmak mı istedin? Ha?
Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki, inan nasıl anlatsam. Romantik şarkıların prensi Rafet El Roman, Sevgililer Günü'nde Duymayan Kalmasın'a geliyor. Bu özel günde Rafet El Roman'la aşkı ve şarkılarını konuşuyoruz. Hepsi ve daha fazlası 14 Şubat Salı sabahı Duymayan Kalmasın'da. Şu ben sana tutsa dört bucak yedi iklim seninleyim. Efendim, Duymayan Kalmasın burada sona eriyor. Yarın cuma, haftanın sonu. Ay yok, cuma mı? Evet, yarın cuma. Ay ne kadar çabuk geçti. İnanamıyorum. Gene hafta sonu geldi arkadaşlar. Evet. Bugünün daha sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum ben. Hoşça kalın efendim. Yarın yine burada olacağız. Herkese iyi günler diliyoruz.